Mutlu sabahlar sevgili Televir izleyicileri. Bugün 1 Ekim 2024 Salı, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 7'yi mi gösteriyor? Daha sonrasını gösteriyor. Ve bir sabah pusulası programıyla daha karşınızdayız. Bugün biraz geciktik, birkaç dakikalık gecikme oldu. Ve ne gibi başlıklar var? Önce ona bir bakalım. Sinan Ateş davası devam ediyor. Duruşmanın 5 gün sürmesi bekleniyor. Yani bu periyodun sevgili izleyiciler. Ve tabii Tele 1 olarak yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda Sinan Ateş'in annesi neler söyledi? Onu da biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz. Tele 1 ekranlarındaydı. Ve neler söyledi? Kimleri suçladı özellikle? Buralara geleceğiz biraz sonra. İsrail, Lübnan'a sınırlı kara harekatı başlattı. Yani bunun sınırlı olduğu tanımlaması bize ait değil. Tanımlama İsrail'in kendisine ait. İsrail önceden sınırlı bir kara operasyonu başlatacağını zaten ilan etmişti. Neden sınırlı? Lübnan'a savaş açmıyorum anlamında bir ifade. Bu diğer taraftan Yemen, Şam ve Beyrut, Yemen'de Hudeyde limanı var. Çok önemli bir stratejik bir liman. Orayı vurdu ve de Şam ve Beyrut'u da yine aynı şekilde bombalamaya devam etti. Ve dün kara birlikleri İsrail'in bombardımana tuttular Lübnan topraklarını. Aynı zamanda havadan da bombardıman vardı. Bu konunun ayrıntılarına biraz sonra geleceğiz. Aynı zamanda Lübnan basınında ve İsrail basınında ne gibi başlıklar var bu konuyla ilgili olarak özellikle, bunları biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor bugün. Saat 9'da meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. 15'te Duman Kurtulmuş meclisi açacak ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası konuştu. En çarpıcı bölüm şu: artık siyasetin merkezinde gündem yargı paketi ve infaz düzenlemesi olacaktır. Yani Erdoğan için en önemli, en çarpıcı bölüm. Yani siyasetin gündemi Erdoğan'a göre bu. Ekonomide mesela hiçbir problem falan yok. Siyasetin gündeminde olmamalı bunlar. Ama mesela bir şey, yargı paketi. Anayasa da sürekli ama sürekli böyle değişiklikler yapıyorlar, sürekli istedikleri gibi maddeyi çekiştiriyorlar, istedikleri gibi anayasayı kendi isteklerine uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Yetmiyor, anayasanın hepsini birden toptan değiştireceğiz diyorlar. Bakıyorlar ki olmuyor, bu sefer bu şekilde müdahalelerde bulunuyorlar. Yine bir işte yargı paketi, yine infaz düzenlemesi, yine yargı paketi, yine infaz düzenlemesi, böyle gidecek ömrümüz. Mansur Yavaş bir kere daha açıklamada bulundu. Partim görev verirse aday olurum dedi. Özgür Özel de adayı parti belirleyecek, herkes etrafında kenetlenecek açıklamasını yaptı. Yani şu işte başkalarını da hani suçluyoruz yani CHP dışındaki, bunlar CHP içerisinde karıştırmaya çalışıyorlar. Bu aday kimdir, kim değildir diyerek diyoruz. Ama belli ki CHP'lerin kendileri de çok sessiz kalmayı tercih etmiyorlar bu konuyla ilgili olarak. Özellikle muhataplardan bir tanesi olan Mansur Yavaş. Yani bir taraftan bu konuyu niye konuşuyoruz canım, daha seçimlere çok var diyor Mansur Yavaş. Aynı Mansur Yavaş iki gün sonra partim aday gösterirse aday olurum diyor. Yani en başta galiba aslında Mansur Yavaş'ın kendi kendisine bir eleştiri yöneltmesi gerekiyor. Başkalarına yönelteceğine, yani bu konuyu niye şimdi konuşuyoruz? Çok gereksiz zamanlar bunlar gibisinden, başka ülkenin gündem konuları var. Mesela ekonomi gibi, insanlar zorluk çekiyorlar diyen Mansur Yavaş. Sonra bir bakıyorsunuz ertesi günü fikir değiştirmiş, tavır değiştirmiş. Bu sefer kendisi konuşuyor bu konuyla ilgili olarak. O zaman dedikoducu ne kadar mekanizma varsa bunları da bunların harekete geçmesini eleştiri konusu yapamayacağız. Çünkü dediğim gibi kendisi susmuyor yani. Öncelikle böyle bir şeyin olması lazım. Tabii Özgür Özel de şunu söylüyor, çok basit bir mantık. Diyor ki parti aday gösterecek, herkes de adayın etrafında kenetlenecek. Mantık bu olmalı zaten ve o zamana kadar da niye mesela CHP'nin adayı konuşuluyor, niye AKP'nin adayı kim olacak diye konuşulmuyor. Niye işte MHP aday çıkartacak mı diye konuşulmuyor. Çıkartmaz da neyse yani, çıkartacaksa eğer, ya da diğer partilerin adayları kim olabilir diye konuşulmuyor. Çünkü erken gerçekten. Ama CHP ile ilgili olarak niyeyse böyle bir tartışma, böyle bir dedikodu
mekanizması sürekli çalışıyor ama CHP'lerin kendisi de buna katkıda bulunuyor. Bu son örnekte, yani Mansur Yavaş örneğinde görüldüğü gibi. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut, kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrası tutuklandı. Ancak aynı gün serbest bırakıldı. Yargı paketi mi diyor Erdoğan ya da infaz düzenlemesi mi diyor? İşte görün. Peki devam edelim. Oğlunun makam arabasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkan AKP Adana Milletvekili Ahmet Zembilci partisinden istifa etti. Kim? Ahmet Zembilci. Kim Ahmet Zembilci? Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Nerenin milletvekili? Adana milletvekili. Ve mesele ne? Oğlu uyuşturucu ticareti yapmış iddiaya göre. Peki neyle yapmış bunu? Makam aracıyla yapmış. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AKP eliyle ne hale getirildiğinin en somut son örneklerinden bir tanesi. Peki, Pernas Maden İşçilerinin yürüyüşü devam ediyor. İşçiler yarın sabah meclisin önünde açıklama yapacaklar. Gazeteci Elif Çakır gözaltına alındı ve sonra serbest bırakıldı. Tabii şöyle bir şey var, yani olabilir, işte yanlışlıkla alınmış vesaire gibi bir takım şeyler de var, yorumlar da var. Ama iş, yani mesele sadece o değil. Yani bir insanın gözaltına alınması, gözaltı sırasında kendisine yapılan muamele. Bir vatandaş mesela demek ki gözaltına alınınca başına neler gelebiliyor? Bunun örneğini görmüş oluyoruz. Bugün Karar Gazetesi konuyu büyütmüş ve biraz sonra gazetelere geldiğimiz zaman bu konuyu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi bugünkü konuklarımıza bir bakalım isterseniz. Meclis dedik, bugün açılıyor ve 2 aylık aranın ardından 15'te açılacak. Yeni dönemde meclis gündeminde neler var? Aynı zamanda neler olmalı? Bu konuyu CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile konuşacağız. Sezgin Tanrıkulu burada stüdyoda olacak ve kendisiyle konuşacağız. Diğer taraftan Ordu Korgan'da maden arama çalışması için sondaj yapmak isteyen şirkete köylüler 3. kez engel oldular. Daha önce de bu konuyu gündeme getirmiştik ve canlı bağlantıyla sizlerle paylaşmıştık. Bu arada Lübnan'la ilgili haberleri de bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Ve bakalım şöyle bir ayrıntı var meyadinde. Herhangi bir şekilde bakıyorum. Ben İsrail'in bu şeyiyle ilgili olarak, dünkü saldırısıyla ilgili olarak, yani Lübnan'a girdi girmedi haberleriyle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir teyidin söz konusu olmadığı belirtiliyor bir takım iddialarla. Yani İsrail kara harekatına başladı başlamadı gibi iddialar ortaya atılmıştı biliyorsunuz. Evet, bu Ordu Korgan'daki maden arama çalışması için yapılan sondajı bir kere daha köylüler engelledi dedik. Bu konuyla ilgili olarak Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gönül bizlerle birlikte olacak Skype aracılığıyla. Ve bunun yanında Mimar Alev Şahin yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyor, hak mücadelesi veriyor. Ve kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmişti biliyorsunuz. Ankara Yüksel Caddesi'nde işime geri dönmek istiyorum eylemi yapmıştı Alev Şahin. 2018'den bu yana yargılanıyor aynı zamanda. AYM yapılan eylemin anayasal hak kullanımı olduğuna dair karar vermiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin yargılama devam ediyor. Tam işte klasik bir Erdoğan hukuku örneği. Evet, şimdi ne yapalım? İsterseniz gündeme bir hemen geçelim. Ayrıntılara bir bakalım. Cuma günü yaptığı şiddetli saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve lider kadrodan bazı isimleri öldüren İsrail, Lübnan'daki hedefleri vurmaya devam ediyor. Bu kez tabii Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi kadrolarını hedef aldı. Ama onun öncesinde dün akşamki sıcak gelişmeleri verelim. Çünkü bu gelişmeler bir önceki gelişmeler. İsrail kara harekatı başlattı deniliyor. Ancak şu ana kadar bununla ilgili olarak tam bir teyit söz konusu değil. Daha doğrusu neyin kara harekatı olduğu, neyin olmadığı konusunda belli ki bir tanımlama farkı var. Bu nedenle böyle diyoruz. Ve Lübnan sınırına hareket etti İsrail kuvvetleri. Şu görüntüleri veriyor muyuz arkadaşlar ekrana?
Evet, görüyorsunuz. Alınan bir takım işte görüntüler var. Dün geceden bu görüntüler sevgili izleyiciler. İsrail ordusu topçu atışları yaptı dün gece itibariyle. Lübnan'ın güneyinde El Vezzani sınır bölgesi var. Karşısında Abel El Kam bölgesi var ve askeri araç sesleri duyulduğu ifade edildi dün itibariyle. Buralar tabii tam işte İsrail'le sınır bölgeler ve bu bölgelere yönelik olarak İsrail'in havadan ve karadan bombardımanı vardı dün. Gece boyunca tabii, yani gece yarısı devam etti bu. Bir takım tabii iddialar hemen şey yapıldı. Saat 3 itibariyle herhangi bir şekilde İsrail'in bir hareketliliğinin olmadığı, yani daha doğrusu İsrail kara harekatıyla ilgili olarak söylüyorum bunu. Araçların, İsrail askeri araçlarının, tank olabilir, zırhlılar olabilir, herhangi bir hareketlenmelerinin olmadığı ifade edildi. Yani olduğu yönünde daha doğrusu bir bildirimde bulunulmadığı ifade edildi saat 3 itibariyle. Onu da ifade edelim. Şimdi İsrail kara saldırısı başlattı deniliyor. Ancak hayır, İsrail bombardıman yaptı ve görüyorsunuz işte şu anda bu şeyde, görüntülerde de kısmen, yani belli işte yerler bombalandı. Bu görüntüleri de buralardan aktarıyoruz. Evet, şimdi İsrail son günlerde ne yaptı? Ona bir bakalım. Dediğimiz gibi çok şiddetli saldırılar vardı son günlerde ve Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi kadrolarını hedef aldı. Şimdi o habere bir bakalım. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce noktayı hedef alan İsrail ordusu son büyük saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı. Nasrallah ve yanında Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki'nin öldürülmesi sonrası İsrail ordusu Hizbullah'ın diğer üyelerine ve bazı Filistinli örgütleri hedef almayı sürdürdü. Son iki günde yapılan saldırılarda örgütün önleyici birim komutanı Nebil Kavuk da öldürüldü. İsrail son saldırısında ise Hamas ve FHKC mensuplarını hedef aldı. Elbaz kampına yapılan saldırıda Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebul Emin öldürüldü. FHKC'nin siyasi büro üyesi ve askeri güvenlik dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal, genel merkez komite üyesi, cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal, Kola Mahallesi'ne yapılan saldırıda öldürüldü. Bu saldırı 2006'dan bu yana İsrail'in Beyrut merkezine yönelik ilk saldırısı oldu. Bu arada Hizbullah'ta ise yeni lider açıklama çalışmaları devam ediyor. Örgütün Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah ve diğerlerinin öldürülmesinden doğan açığın hızla doldurulacağını söyledi. Kasım, Nasrallah'ın yerine geçecek ismin yakında belirleneceğini açıkladı. Kasım, İsrail'in kara harekatına karşı koymaya hazır olduklarını da belirtti. Evet, şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Sinan Ateş davasıyla yeni duruşma dikkat çeken bir kararla başladı. Mahkeme başkanı sadece turkuaz basın kartına sahip gazetecilerin salona alınacağını söyledi. Çok sayıda gazeteci salon dışında kaldı. Sanıklar ve avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti. Duruşmanın kapalı yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti iki talebi de reddetti.
Bu mahkemeden sonuç tabii bizi tatmin etmeyecek. Sinan'ı Eray öldürdü. Kiralık katil Eray öldürdü. Bir değil bin raporda yazdırsalar, başka başka bilir kişiler de toplasalar aynı şey. Gerçeği değiştiremezler. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasının ilk oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Duruşma öncesi hem cezaevi çevresinde hem de salonda yoğun güvenlik önlemleri alındı. 12'si tutuklu 22 sanıklı dava gergin başladı. İlk duruşmadan itibaren davayı takip eden gazeteciler salona alınmadı. Mahkeme başkanı sadece turkuaz karta sahip gazetecilerin içeri alınacağını söyledi. Tüm itirazlara rağmen sorun çözülmedi. Gazetecilerin büyük bir kısmı salon dışında kaldı. Duruşmayı çok sayıda siyasetçi takip etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Murat Bakan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'la Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da davayı takip eden isimler arasında. Duruşma öncesi Ateş'in eşi Ayşe Ateş konuştu. Ateş, dosyadan ayrılan 17 kişiye değindi. Bu duruşmalardan beklentim şu, mevcut yargılananların tamamının hak ettiği cezayı alması. Ancak her ne olursa olsun bu mahkemeden sonuç tabii bizi tatmin etmeyecek. İçerisinde azmettiricilerin ve siyasi bağlantıların da olduğu 17 kişilik bir dosya var. İşte asıl o dosyanın iddianamesi yazılıp ve oradaki şahısların da suçluların da adil bir şekilde yargılanması gerekiyor. Dosyaya eklenen bilirkişi raporunun sanıklar tarafından kabul edilmediğini söyledi. İlk bilirkişi raporu da bu yöndeydi. Yani Sinan'ı Eray öldürdü. Kiralık katil Eray öldürdü. Bu raporu ise kabul etmediler çünkü işlerine gelmedi. Ama bir değil bin raporda yazdırsalar, başka başka bilirkişiler de toplasalar aynı şey gerçeği değiştiremezler. Sanıklar ve avukatları bilirkişi raporuna bir kez daha itiraz etti. Avukatlar raporun görüntüler izlenmeden yazıldığını öne sürdü. Mahkeme başkanı bilirkişi raporuna yapılan tüm itirazları reddetti. Mahkeme başkanı cinayet görüntülerini inceleyen bilirkişi hakkında yapılan suç duyurusu konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya yer yok kararı verdiğini açıkladı. Sanıklardan eski cinayet büro amiri Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı da duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulundu. Bu talep de mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş söz aldı. Anne Ateş, oğlumun katilleri dışarıda. Allah'a yalvarıyorum. Benim yandığım yerden yansınlar dedi. Ateş'in bu sözlerini izleyicilerden biri amin deyince mahkemeden çıkarıldı. O sırada salonda amin demek suç mu sesleri yükseldi. Tetikçi Eray Özyağcı bir kez daha amacım yaralamaktı. Öldürme kastım yoktu savunmasını yaptı. Suçumu kabul ediyorum ama adalet istiyorum diyen Özyağcı'ya izleyenlerden tepki geldi. Mahkeme başkanı bu kişinin gerekirse zor kullanarak acilen dışarı çıkarılması ve tutanak tutulması talimatını verdi. Daha sonra konuşmasına devam eden Özyağcı Sinan Ateş'in gazeteci dövdürmesine değindi. Ateş'in ablasını FETÖ'cü olmakla suçladı. Azmettirici Doğukan Çep bu duruşmada da başkalarını vurduğunu itiraf etti. Kimse umurumda olmaz ama ben öldürmeye yollamadım dedi. Eray'ın kendi iradesiyle başka suç işlemesinin sorumlusu ben değilim ifadelerini kullandı. Eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaşsa hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Soruşturma savcıları Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya ile gazetecileri suçladı. Magazin çok, delil yok. Bir varsayım tutuklusuyum dedi. Evet, şimdi tabii sanıkların mücadeleye ilişkin savunmaları da alındı. Ateş ailesi Tele1'e konuştu bu karar arasında. Anne Saniye Ateş, benim oğlumun katline karar verdiler. Devlet Bahçeli nedenini açıklasın dedi. Abla Selma Ateş ise Sinan Ateş'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir dosya sunduğunu söyledi. Bahçeli'den bu dosyayı açıklamasını istedi. Sinan Ateş davasının ikinci duruşması Sincan'da görüldü. 12'si tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıkların mütalaya ilişkin savunmaları alındı. Duruşmaya verilen arada Ateş ailesi Tele1'e konuştu. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, MHP'li isimlere dikkat çekti. Benim işaret ettiğim kişiler belli. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Olcay Kılavuz. Bunlar aylar önce benim oğlumun katline karar verdiler. Dertleri neydi bilmiyorum. Bunu da Devlet Bahçeli'ye sormak lazım. O kurumda Devlet Bahçeli'den habersiz kimse sinek dahi uçamaz. Onlar çay bile içemezler. Korumadılar benim oğlumu, korumadılar. Benim oğlumu bile bile ölüme götürdüler. Eğer bu dava
doğru düzgün bir sonuç vermezse çok ölümler olacak oğlum, çok Sinanlar ölecek. Abla Selma Ateş'e MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi. Sinan Ateş'in MHP liderine dosya sunduğunu söyleyen Ateş, Bahçeli'den bu dosyayı açıklamasını istedi. MHP'nin araçlarının olduğu bir Audi çakarlı araçlarla taşınan katiller varken bu adamlar soruşturma dosyasına dahil edilmiyor. Sinan'ın görevi bırakmasından sonra yapılan itibar suikastleri hepsinin altından Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın çıkıyor. Sinan Ateş ne biliyor? Sinan Ateş ne yaptı? Bu soruları sormak lazım Devlet Bahçeli'ye. Ya da Sinan Ateş Devlet Bahçeli'ye vermiş olduğu dosyada Devlet Bahçeli'ye ne sundu? Devlet Bahçeli'ye bir dosya sundu. Bu dosyayı da Devlet Bahçeli kendisi aldı. Sinan'a da gereğini yapacağım dedi. Bu dosyada ne vardı? Dosyanın içinde neler olduğunu tabii ki de biliyorum. Çünkü Sinan'ın anlatımıyla biliyorum. Bu dosyanın içeriğini Devlet Bahçeli açıp okudu. Okuduysa şimdi bunun açıklamasını yapsın. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeydi bu dava ve duruşmayı takip etti. Duruşma arasında açıklama yaptı Özgür Özel. O iki isim dedi ve MHP'lilere seslendi. Yani Semih Yalçın'la İzzet Ulvi Yönter'i kastediyor. Ve bu yöneticilerin suçu ortaya çıkarsa partim de suçlu kabul edilir diye ikisini defetmeyenler, onlardan kurtulun dedi. Yani Devlet Bahçeli'ye sesleniyor Özgür Özel. Ateş cinayetinin karar günlerinde buradayız. Maalesef Ayşe Hanım'ın bizi ziyaretinde de dile getirdiği endişelerinin salona hakim olduğunu görüyoruz. Mahkeme fevkalade aceleci bir şekilde hiçbir talebi kabul etmediği gibi, bütün talepleri reddettiği gibi ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor. Burada sadece tetikçiler var, aracılar var. Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyada. Orada Olcay Kılavuz var ve çok sayıda siyasi var. Tabii bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar. Ve onlar o dosyada da yok. Bir cenaze var ve orada duruyor. Ve orada Türkiye'nin vicdanı yatıyor. Eğer siz buradaki 3-5 tane torbacı katile ceza verip aracıları görmezden gelip esas azmettiricileri, yanlış gösterdim, şöyle iki elimle göstereyim, esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp hem kamu vicdanında hem siyaseten hem hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince. Hangisi? O ikisi. Çünkü biz o ikisi gibi insanlar değiliz. Çünkü biz adalet isteyenleriz. Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var. Bir tanesi kötülerin ittifakı, bir tanesi iyilerin ittifakı. Ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz. Bu kötülüğe ortak olmayın. Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. Sırf ittifakımız sürsün diye buna susanlara, sırf bu yöneticilerin suçu ortaya çıkarsa partim de suçlu kabul edilir diye o ikisini defetmeyenlere söylüyorum. Onlardan kurtulun, iyilerin yanına geçin. Bakalım Erdoğan'ın buna bir cevabı olacak mı? Ya da Devlet Bahçeli'nin bir cevabı olacak mı? Ya da Özgür Özel'in ısrarla işaret ettiği Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'den herhangi bir açıklama gelecek mi? Gerçi onlar gazeteci listesi hazırlamakla meşguller, biliyorsunuz. Nasıl tehdit edebiliriz acaba diye. Kendilerini çok kıymetli addettikleri için kendi kendilerini böyle değerli çalışmalar içindeler. Şimdi anne Saniye Ateş neler söyledi? Tele 1'e konuştu dün akşam. İsterseniz ona bir bakalım. Benim oğlumun davasını oldu bittiye getiriyorlar. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim oğluma acaba
bir şey söylediler de onların emrini etmediği için mi katlettiler benim oğlumu? Benim aklıma gelen bu da var. Yani çünkü onlar bir istekte bulundu, Sinan Ateş de bunu yerine getirmediği için mi? Bir ara ara kesiliyor çünkü. Yani aklıma gelen, çünkü ben 70 yaşındayım, ben bu camianın içindeyim. Çoluğum, çocuklarımı da camiaya sordum ve çocuklarıma hak tanımadım. Dedim ki biz milliyetçiyiz, biz ama şu zamanda şu bir takım ülkelerden değiliz biz. Ondan dolayı da ben şimdi benim aklıma şöyle bir şey de diyorum. Acaba benim dediğim gibi benim oğlum hiç haberi yokken Ocak Genel Başkanı atandı. Ondan sonra ben aradım oğlumu, dedim ki oğlum niye bizim haberimiz yok senin Ocak Genel Başkanı olduğunda? Ve dedi ki anne benim de haberim yok. Geldi beni Ocak Başkanı atadılar. Tamam eyvallah. Dedik ki iyi. Çünkü 9 yaşında benim oğlum o ocağa gitti. Sonra bir haber geldi. Devlet Bahçeli dedi ki istifa et. Ben tekrar aradım oğlumu. Çünkü bizim evimizde gizli hiçbir şey yoktur. Biz ailecek bir şey olursa hepimiz beraber karar veririz. Dedim oğlum hayırdır, ben senin istifa edeceğinden haberim yoktu. Anne dedi, Devlet Bahçeli böyle uygun gördü dedi. Oğlum niye sebebini sormadın dedim. O da dedi ki sebep sorulmaz. Sen de biliyorsun anne dedi, kesinlikle sebep sorulmaz. Öyle gerekiyor dedi, ben de istifamı verdim ve çıktım dedi. Ben şimdi benim aklıma geliyor ki benim oğlumu öldürmek için Ocak Başkanı atadılar. Ondan sonra mı öldürmeye karar verdiler? Ben bunun açıklanmasını istiyorum. Bunu diyordu ki anne dua et Allah Devlet Bahçeli'ye ömür versin. Bizim başımızda dursun. Ben Devlet Bahçeli'ye gerçekten dua ediyorum. Allah onun canını almasın, ölemesin. Öyle bir süründürsün onu ki yeri göğü yaradan Allah öyle bir rezil etsin onu ki can veremesin. Şimdi öyle dua ediyorum. Hep diyordu ki anne ne olursun sen dua et de ölmesin, o bizim başımızda kalsın diyordu. Gerçekten kalsın ama sürünerek kalsın. Evet burada Allah canımı al yalvarsın, benim yüreğimi yaktı. Benim yüreğim o kadar yaktı ki benim evladım dağdaki yabani hayvana yem taşıyıp yedirecek kadar yufka yürekli bir insandı. Neydi benim oğlumdan alıp veremedikleri kızım? Ben bugün mahkemede dinlemek tahammül edemedim onları. Çocuğu varmış, birinin kardeşi varmış, anası varmış. Milleti öldürüp de öldürdükleri insanların üstünden aldığı parayla mı abisini besliyor, anasını besliyor, çocuğunu besliyor? Yarın çocuğunun yüzüne nasıl bakacak? Nasıl bir evlat yetiştirecek? Onları yetiştiren anaya, babaya yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki böyle bir evlat yetiştirmişler. Aldıkları nefes haram olsun. Asla hakkımı helal etmiyorum. Oğlumun hakkını da helal etmiyorum. Ne Devlet Bahçeli'ye saygı da duymuyorum. Ne İzzet Ulvi'sine, ne saydığım isimlere hiçbirisi. Evet, şimdi isterseniz biraz gazete bakalım sevgili izleyiciler. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Halkın gündemi mecliste yok başlığını görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde. Yurttaşın sorunları AKP ve MHP'nin engellemesine takıldı. Son oturumunu Can Atalay kavgasıyla bitiren meclise yeni yasama yılı bugün başlayacak. Geride kalan dönemde yurttaşların gündeminde olan vergi yükü, emekçinin sorunları, enflasyon, suç örgütleriyle mücadele gibi pek çok konu AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla meclis gündemine giremedi. Ekonomik krizle ilgili muhalefetin verdiği önerge, enflasyonla mücadeleyi Allah'ın izniyle başaracağız diyerek reddedildi. Suç örgütleri sorununa, önemli olan kamu vicdanını rahatsız edecek boyuta ulaşmaması savunması yapıldı. Para yutan projeler için ne kadar iptal etsek az denildi. Sağ kal imzalı bir haber bu. Peki bir tarafta bir başka başlık var Cumhuriyet'te. Yine aynı çerçeve içerisinde görülebilir. Açlık ve yoksulluk büyüyor. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı
19.831 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 64.595 lira oldu. Asgari ücretle açlık sınırı farkı 2.829 liraya çıktı. Bir başka başlığımız İsrail'in saldırıları ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler. Yeni hedefi İran başlığını görüyoruz. İsrail Beyrut'ta 3 komutanı öldürdü. Netanyahu mesaj yolladı ve ateş hattı genişliyor ifadesini görüyoruz burada. İsrail saldırılarında Lübnan'da en az 800 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Beyrut'ta hava saldırıları nedeniyle Beyrut'ta diken üstünde. Bu da bir ayrıntı Cumhuriyet gazetesinden. Ve diğer taraftansa bir başka başlığa bakalım. Buradan veriyoruz gazeteyi arkadaşlar. Tamam, bunu bana bildirirseniz ben de bilirim, ona göre konuşurum. Evet, şimdi burada şöyle bir şey var. Ayrıntı var, görüyorsunuz. İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ın ardından Beyrut merkezinde FHKC'nin 3 liderini füzeyle hedef aldı gibi bir başlık. Bir ifade ve tabii Netanyahu bir yandan da Tahran'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından İran halkına seslenen Netanyahu, özgürlük ve barışın geleceğini ileri sürdü. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Haniye suikastine yanıt vermememiz karşılığında Batı Gazze'de ateşkes için bize söz vermişti, dedi. Evet, bu birkaç gündür dillendirilen bir şey, yani Pezeşkiyan'ın bu açıklaması gerçekten de İran'a belli bir baskı söz konusuydu. Belli bir takım girişimler söz konusuydu. Yani bu İsmail Haniye suikastinden sonra. Ama işte İran'la İsrail arasında böyle bir fark var. İsrail yapılması gereken konusunda herhangi bir pazarlık yapmıyor. O nedenle kararlı bir ülke olarak görülüyor. Ama İran mesela bunun pazarlığını yapabiliyor. Ve İran'ın böyle bir üslubunun olduğu bilindiği için de bu sefer de İran'a aman İran, yaman İran sen yapmazsın falan denildi ve de pasifize ediliyor. Yani İran'ın kendi yöneticileri de böyle. Bu neye mal oluyor işte? İsrail'in daha rahat bir saldırganlık içerisinde olmasına neden oluyor. Ve işte Nasrallah'ın ölmesine, Hamas'a bu şekilde saldırılabilmesine de neden oluyor. Elbette tek başına İran bunları önleyebilecek durumda değil. Ama mesela İran'a yönelik olarak en azından ya da İran'ın herhangi bir şekilde içinde olduğu veya İran çerçevesinde olan bir saldırganlığa, saldırıya, bir sürece yönelik olarak İran'ın net bir cevap vermemesi işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve bir takım işte pazarlıklara yönelmiş olmaları da bu sonuçları getiriyor. Şimdi Pezeşkiyan'ın yaptığı bir itiraftır aslında. Yani biziz, yani bütün bunların sebebi bu gelişmelerin. Daha doğrusu biz bütün bunların sebebi biziz itirafı değil ama bizim de katkımız bunda azımsanamaz gibi bir şey, bir itiraftır bu. Şimdi ateş hattı genişliyor diye bir harita var şeyde, Cumhuriyet gazetesinde aynı konuyla ilgili şeyde, çerçevede ve Lübnan haritası üzerinde İsrail'in bugüne kadar nereleri bombaladığı yönünde bir şey var, bir grafik yapılmış. Peki, şimdi bir başka başlığa bakacağız. Gazetecilere silah işareti başlığına. CHP lideri Özgür Özel'in fotoğrafını görüyoruz. Sinan Ateş cinayeti davasında son savunmalar alınmaya başlandı. Ateş ailesi gerçek azmettiricilerin yargılanmasını istedi. CHP lideri Özel, ailenin isimlerini verdiği bazı MHP'li yöneticilere yüklendi. Duruşmada tetikçi Özyağcı eliyle gazetecilere silah işareti yaptı. Evet, bu da dünkü duruşmadan bir ayrıntı olarak Cumhuriyet'te yer almış Aytunç Ürkmez imzasıyla. Ve bunun yanında tabii bir başka başlık, usulsüzlüğü iyi niyetle yapmışlar başlığı, Varlık Fonu vurgunu davası. Türkiye Varlık Fonu'nu 19 milyon dolar dolandırdıkları iddia edilen iş insanı Bülent Göktuna ile avukatı Burhan Asaf Şafak hakim karşısına çıktı. Göktuna, Varlık Fonu'nda bir usulsüzlük vardır, evet, ama bunu tamamen iyi niyetle yaptık, dediler. Evet, böyle bir savunma. Peki, şimdi
Bakalım bir Mustafa Balmay'ın yazısında bugün şöyle bir şey var. Tarım Bakanı ile sohbet. Başlık bu şekilde. Giriş şöyle. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile devlet su işlerindeki makamında sohbet ettik. Üretim, çiftçi, toprak dağılımı ve su kullanımı başta olmak üzere ufuk turu yaptık. Sorularımızın çoğu çengelli kaldı ama en azından konuşabilmek iyidir diyor Mustafa Balbay. Peki gelelim nereye? Bir Gün Gazetesi'ne. Eğitim, sektör, çocuk, müşteri başlığına. İktidar sağlık gibi eğitimi de özele devretti. Rapora göre İstanbul'daki özel liselerin oranı %68 ile devleti geçti. Eğitimci alan özel okul AKP'nin önemli rant ayaklarından. Özele teşvik de özel okul sayısını arttırdı dedi. Evet, eğitimci alan. Burada tabii bir şey var. Bakıyorum. Bir söyleşi yapılmış. Bakalım. Şöyle, sayı arttı, nitelik düştü diye bir ayrıntı söz konusu. Okulda temizlik gibi temel hizmetleri dahi veremeyen bakanlığın eğitimi çoktan özelleştirdiği netleşti. İPA araştırmasına göre İstanbul'da özel lise oranı %68'i aştı. Kentteki 39 ilçeden 31'inde okul öncesi özel kurum sayısı devlet okulundan fazla. YKS sonuçlarına göre özel liselerin büyük bölümü akademik anlamda güçlü değil. Eğitimci yazar alan veliler öncelikle güvenli, temiz ve kalabalık olmayan sınıflara ihtiyaç duyuyor. Bu AKP'nin en önemli rant ayaklarından birini oluşturuyor dedi. Borç batağı diye bir başka başlık var. Beklenen kriz patlak verdi. Bireysel kredi kartı ve tüketici kredisi borçları geri ödenemiyor. Borçlular hareketini savunmak gerek. Hayri Kozanoğlu imzalı bir yazı bu. Haber aynı zamanda. Bireysel kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında uzun süredir tahmin edilen kriz patlak verdi. Ödemelerde böyle bir tıkanmanın başlıca nedeni kişilerin satın alma gücünün gerilemesiydi. İktidardan çözüm gelmeyeceği ortada. Borçlarda hafifleme için borçlular hareketinin mücadelesi, bunun da toplumsal muhalefetin bileşenlerince savunulması gerek diyor Hayri Kozanoğlu. Ve jandarmadan patron için asker barikatı diye bir başka başlık var. Hadımköy'deki Asplastik'te örgütlü işçilerin başlattığı grev 12. gününü geride bıraktı. Jandarma ve özel güvenlik grev çadırıyla fabrika girişi arasında barikat kurdu. Evet, devletin güvenlik güçlerini artık bu tür şeylerde kullanıyorlar. Yani patron koruma görevi. Zaten bir de işte özel şey var, güvenlik şirketleri var. Onlar yetmiyor. Bir de üstüne orduyu da özelleştirmeye başladılar yavaş yavaş. Yani ordu, polis bunlar özelleştiriliyor. Patronlar işte verdikçe, ödedikçe belli ki demek ki böyle bir hizmet almaya da başladılar. Öyle mi acaba bilemiyoruz. Yani bu konuda herhalde İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması olacaktır. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama bekleyen sadece kamuoyu değil yani bu konularla ilgili olarak bir başka yerde de tam bir skandal yaşandı ve nerede? Bursa'da zannediyorum. Şöyle bir şey, Elif Çakır gazeteci, Karar gazetesi yazarı hakkında yakalama kararı olduğu iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınıyor. Ve 5 kişilik polis ekibi Elif Çakır'ı hastanede sağlık kontrolüne ve ardından emniyete götürüyor. 2 saate yakın kötü muameleye maruz kalıyor Elif Çakır. Ve gözaltının isim benzerliği nedeniyle yapıldığını anlatmaya çalışıyor. Şunu çok basit bir şekilde söylemeye çalışıyor. Yani TC kimlik numarasına bir bakın diyor. Ama hayır, dinlemiyorlar kendisini. Ve de 2 saat sonra pardon özür dileriz yanlışlık olmuş diye serbest bırakılıyor. Bir şekilde Türkiye'de insanların nasıl yani muameleye maruz kaldığını gösteren örneklerden birisi. Tabii şimdi mesela işte Karar Gazetesi meseleyi büyütmüş. Yani kendi yazarı sonuç itibariyle. Ama aynı zamanda bir gerçeğe de işaret ediyor bu. Yani sadece işte Elif Çakır ismi nedeniyle değil ya da Karar Gazetesi bunu büyüttüğü için değil. Çok sayıda
bu örnekten görüyoruz. Yani vatandaşa karşı niyeyse bir nezaket söz konusu değil. Yani böyle bir emir mi verilmiş? Yani vatandaşa mesela kaba davranın emri mi verilmiş? Ya da emir verilmiş de emre itaatsizlik mi var? Mantık yürütecek olursak bir yerde bir arıza var. Ve Karar Gazetesi diyor ki Yerlikaya neden sessiz? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuna yansıyan hemen her konuda görüşlerini açıkladığı halde kendisine bağlı binlerce gerçekleştirilen skandal gözaltı konusunda kendisine bağlı birimlerce tap edersiniz gerçekleştirilen skandal gözaltı konusunda sessizliğiyle dikkat çekti diyor Karar Gazetesi. Hemen altında bir başka başlık. Katliam makinesi durmuyor başlığı. Gazze'den sonra Lübnan'ı kana bulayan İsrail yönetimi Yemen'in liman kenti Hudeyde'yi de vurdu. Saldırıda 4 kişi öldü. Ordu güçleri ilk kez Beyrut'un merkezini de hedef aldı. Jetlerin bombardımanında bir apartman yerle bir oldu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 3 üst düzey yöneticisinin hayatını kaybettiğini açıklarken saatler sonra Hamas, Lübnan'daki liderleri Fetih Şerif Ebu el-Emin'in ailesiyle birlikte öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bizim için hiçbir yer çok uzak değil açıklamasına Hizbullah'tan her olasılığa hazırız yanıtı geldi. Evet, dün tabii Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım bir açıklama yaptı ve Naim Kasım'ın açıklamasında şu ifadeler öne çıktı. Yakın zamanda Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek olan ismi belirleyeceğiz. Diğer taraftan işte bazı adaylar var tabii bu arada. Diğer taraftansa İsrail'in saldırılarıyla ilgili olarak yani olası kara harekatıyla ilgili olarak buna hazırız. Ve cevap vereceğiz ifadesini kullandı Naim Kasım. Bakalım tabii önümüzdeki günlerde gerçekten İsrail kara harekatına başlayacak mı? Ya da bugün itibariyle bilemiyoruz artık. Ve sonrasında bu ne kadar ağır olacak, neler kullanılacak bu harekat sırasında ve Hizbullah şu anda ne durumda? Ve bir cevap verecek mi, vermeyecek mi? Eğer cevap verirse nasıl bir cevap verecek? Bunları göreceğiz. Evet, şimdi bir başka gazeteye geçelim diyeceğim ama birkaç dakikamız kalmış. O yüzden aslında işleyebiliriz peki. Evrensel Gazetesi'ne bir bakalım. Eğitim pert başlığını görüyoruz. Gerici ve piyasacı politikalar kamusal eğitimi yok ediyor. Kalabalık sınıflar ve İmam Hatip baskısının da etkisiyle okullar her kademede özel sektörün eline geçti. Eğitim kar amaçlı bir sektöre dönüştürülürken parası olmayanlarsa çocuk emeği merkezi haline gelen meslek liselerine itiliyor. Şimdi bakın, Evrensel ve Bir Gün Gazetesi'nin bugün aynı konuyu işlediğini görüyoruz. Ve şöyle, Evrensel şöyle işlemiş. İstanbul Planlama Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, aynı şekilde aslında Bir Gün Gazetesi'nin verileri de bir yandan buraya, bir yandan da yazar alanın, eğitimci yazar alanın bu konuda verdiği bilgilere dayanıyor ve şöyle bir şey var. Türkiye'deki özel okul öncesi kurum sayısı kaç? 7871. Özel ilkokul sayısı 2065. Özel ortaokul sayısı 2266 ve özel lise sayısı 3422. Burada Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında bir şey var. Şam'da bir takım patlamalar olduğuna dair haberler geliyor. Bakalım. Evet. Yerel saatle gece saatlerinde geçmiş tabii bu haberi. Tele 1 şimdi bu haber yeniymiş gibi veriyorsunuz ama bir son dakika olarak bu son dakika değil. Yani insanları bu şekilde yanıltmaya hakkınız yok. Öyle değil mi? Yani gece olmuş zaten. Bunu biliyorduk zaten gece bombardıman olduğunu. Ama sanki yeniden bir saldırı varmış gibi şu dakika vermiş olmanız en azından okuyan kişiyi yanıltan bir durum. Peki, şimdi bunu bir kenara bırakalım. Devam edelim.
Türk İş'in açlık sınırı 19.830 lira. Türk İş, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre açlık sınırı bir önceki aya göre %2,9 artarak 19.830 liraya, yoksulluk sınırı ise 64.595 liraya yükseldi. Geçerli asgari ücret ise 17.002 lira. Evet, şimdi saatlerimiz 7.48'i gösteriyor. Kısa bir ara verelim. Şimdi saat başında tekrar birlikte olalım. Tekrar birlikteyiz sevgili Telebir izleyicileri. Şimdi bugün meclis açılıyor dedik. İki aylık aranın ardından bugün saat 15'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yapacak. Erdoğan da bir konuşma yapacak ve de böylece meclis açılmış olacak. Tabii bakalım Erdoğan'ın öncelikleri neler? Yani dünkü kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada Erdoğan, artık siyasetin merkezinde gündemin yargı paketi ve infaz düzenlemesi olacağını ifade etti. Erdoğan'ın kendi ajandası var tabii. Bu ajandayı kendisinin belirlediğini de düşünüyor aynı zamanda. Ve yani memleketin konuşması gereken konulara da Erdoğan karar veriyor. Belli ki öyle görünüyor kendi cenahından. Ama öyle mi değil mi? Meclis yeni döneme nasıl girecek? Ve önümüzde ne gibi maddeler var? Bunun yanında ne gibi maddelerin olması gerekir? İşte bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi haftalar. Teşekkürler. Günaydınlar bizi izleyenler. Evet, ne yapıyoruz? Yani iki ay aradan sonra yeniden hareket başlıyor herhalde. Evet, meclisin gündemi yoğun sonuçta. Yani siyasetin böyle görünen tarafı meclis sonuçta. Bugün itibariyle yani 1 Ekim Anayasa 500'lükte meclisin çalışma takvimi başlangıcı hangi güne denk gelirse gelsin mutlaka 1 Ekim'de açılır. Hı hı. İşte bugün de açılacak. Sayın Cumhurbaşkanı işte tahammüllere göre konuşma yapacak. Sonra işte yarın mesaisine başlayacak. Hı hı. Benim tabii kişisel görüşüm şu. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki yani hitap edecek Türkiye'ye, meclise falan da yani bu bir tahammül. Meclisin açılışından beri, kuruluşundan beri böyle bir tahammül var. Ama dünyanın bu yoğun gündeminde, Türkiye'nin bu yoğun gündeminde yani isterim ki meclis başkanı siyasi partilerin genel başkanlarına, grup başkanlarına ya da yani milletvekili olmayan şey var. Yani siyasi partilerin grubu var. Saadet Gelecek gibi. Grup başkanlarına Cumhurbaşkanı da oradayken yani ayrılmadan söz vermesi ve işte dünya ve Türkiye gündemi hakkında bu parlamentoda görüşlerin ortaklaşabileceği veya farklılaşacağı neyse bir düzen olması. Hı. Ama tahammül diyecekler muhtemelen falan. Bu olmayacak. Yani Cumhurbaşkanı şöyle Sayın Erdoğan parlamentoda yani başka bir rejime gittik. Yani bu rejimin adı parlamenter demokrasi değil. Otokrasiye giden bir yol var. Hı hı. Geldim işte benim parlamentom yani işte kanun gönderim çıkar. Başka bir şey istemem. Konuştum gittim. Yani görüşlerimi söyledim falan. Bu görüntüden çıkma şeyi var yani. Bugün için var en azından mesela. Hani yeni bir başlangıç diyelim. Tamam mı? Geldi Cumhurbaşkanı, konuştu. Sonra Meclis Başkanı kendi inisiyatifini kullandı. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bakın. Hiçbir engel yok. İşte Türkiye'nin birinci partisi, ana muhalefet partisi CHP. Diğer siyasi partiler, İYİ Parti, DEM, ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlarına. Ben sizlere de bu kürsüde işte 10 dakikalık söz hakkı veriyorum. Çıkın Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması. Bu parlamentonun gerçekten işte yani her konuda olmazsa bile Türkiye'nin temel sorunları konusunda birlikte hareket edebileceğimiz bir yasama dönemini buradan başlatıyorum dese dünyanın sonu olmayacak ama demeyecek yani sonuçta. Yani şöyle niye diyeceksiniz? Çünkü rejim değişti ve bu şeyde yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde
onların işte yönettiği işte parlamentoda bir şey siyasi akıl da kalmadı. İşte Orta Doğu yanıyor yani işte. Paramparça oldu neredeyse yani. Yakın tarihimizin en kanlı savaşını yaşıyoruz. İnsanlığa karşı suçlar işleniyor gerçekten. Ta 7 Ekim'den bu yana ağır insan hakları suçları işleniyor. İnsanlığa karşı suçlar var. Ukrayna-Rusya savaşı var. Türkiye'de yoksulluk var. Türkiye'de açlık var, adaletsizlik var. Ekonomi berbat, gençler işsiz. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. İnsanlar, çocuklar okullara gidemiyorlar. Hijyen ortamdan yoksun okullar var. Çocuklar okulda açlar. Yani annelerinin, babalarının koyduğu çantalarına koyacağı yiyecek yok. Okulda verilen yemek yok. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi okulların temizliği için okullara gidiyor, reddediliyor. Okullar kirli, pis. Böyle bir ortamda yaşıyoruz ve bugün parlamento açılıyor. Ne gelecek önümüze? Yeni anayasa. Yeni anayasa ekmek yedirmiyor ki ya. İnsanın karnını doyurmuyor yani. Doyurmuyor. Yani ne yeni anayasası? Yarından itibaren meclis başkanı başta olmak üzere siyasi partiler Türkiye'nin gündemini, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi, yeni anayasada boğmaya çalışacaklar. Şimdi ben şunu söylerim. Biz 1980'de yani bu kuşağın işte temsilcileriyiz aynı zamanda yaş olarak. Darbeyi biliyoruz. Bu anayasa nasıl yapıldığını biliyoruz. Bu anayasanın yapılış biçimine, darbeye, bu o faşist darbeye başından beri karşı çıkan bizleriz. Bu İslamcı hareketler o darbenin ürünleri zaten. Yani toplumsallaşmaları, kadrolaşmaları 12 Eylül faşist darbesinden sonra gerçekleşti. Sola karşı Türkiye'de, laiklere karşı. Bu anayasanın tümüne karşıyız. Yapılış biçimine karşıyız. Ama onu savunur hale geldik. Yani bu anayasa uygulansın diyoruz. Şimdi bu anayasayı uygulamayanlar bizim önümüze yeni anayasa gündemi getirecekler. Türkiye'nin yani gündemi bütün bunlar değil. Biraz önce söylediğim gerçekten kendi iç barışımızı sağlamak, toplumsal barışımızı sağlamak, dünyada barış için çalışmak, bulunduğumuz bölgede barış için çalışmak, insanların yoksulluğunu, açlığını, adaletsizliği gidermek aynı zamanda meclisin görevi yani yeni çalışma döneminde bu olması lazım. Biz bunun için çaba sarf edeceğiz. Ama bu rejim değişmediği sürece, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı değişmediği sürece sonuçta yani bütün bu ağırlığı yoksullar, emekçiler, gençler, kadınlar, çocuklar çekmeye devam edecek maalesef. Evet. Gerçekten de bu iktidarın kendi kafasında bir şey var. Yani bir ne derler, bir zaman işliyor ve orada yaşıyor bunlar. Yani bunlar mesela sizin bahsettiğiniz bütün konular iktidarın gündeminde yok. Hatta kendi bakanlarının gündeminde bile yok. Ya şöyle bir şey yani işte Mehmet Şimşek Maliye Bakanı. Yani hemşerimiz gerçekten. Yani yaşamını biliyoruz, ailesini tanıyoruz. Yani ben hiçbir orayı kişiselleştirmem. Şimdi Batman'da, Diyarbakır'da kız çocukları okula giremiyor. Çıkardıkları yönetmelik uyarınca. Yani sizin bütün bu tasarruf tedbirleriniz, taşımalı eğitimde araçlara konulacak mazota mı kaldı gerçekten? Bununla ilgili bakın, bununla ilgili bir tek bir şey söylemiyorlar. Türkiye'nin gündemine taşıdık. Evet. Yani bu eğitim yılının başında. Şimdi bütün meselemiz bizim. Yani bu devlet için var sevgili Musa? Eğitim için var. Yani niye biz bu devlet denen aygıta yurttaşlık haklarımızı, yaşamsal haklarımızı devretmişiz? Demişiz ki bizim üzerimize kamu gücü kullanabilirsin. Hukuk kuralları içerisinde. Neden? Bizim eğitimimizi sağla. Güvenliğimizi sağla. Sağlıkla ilgili bize hizmet ver. Bizi temsil et. Bunlar için vermişiz. Şimdi eğitimde sıfır. Yani Türkiye yakın tarihinin yani en berbat dönemini yaşıyor. En berbat dönemini eğitimde. Eşitsizlik, yoksunluk,
Ondan sonra yani dünyayla ve işte hiçbir biçimde yarışmayan, yarışamayan, en gerisinde kalmış bir eğitim sistemi. Artı büyük eşsizlik var. Sağlık, hiç kimse ulaşamıyor sağlık hizmetlerine. Ya ben milletvekiliyim. Ya benim işim randevu almak mı? Ya da işte ağır bir hastaya işte laboratuvarda veya işte herhangi bir tahlilde veya işte başka bir işlemde telefon açıp rica etmek mi başhekime, doktora falan bunu öne çeker misiniz demek mi? Veya işte şeyde kura sistemiyle zorunlu olarak İmam Hatip'e gönderilmek istenen ama orada okumak istemeyen çocuğun, İmam Hatip'e gidersen ben okumak istemiyorum diyen çocuğun başka bir normal liseye gitmesi için Milli Eğitim Müdürünü aramak mı? Veya yargı hizmetleri bakımından. Yani işte işkence, kötü muamele, adaletsizlik meselesi, işte yanı başımızda Sinan Ateş davası görülüyor. İlk gün itibariyle söyledim. Yani katil belli, hepimiz biliyoruz katilin kim olduğunu. Yani tetiği çekenin dışında. Tetiği çeken o son halka. Herkesin gözü önünde, Ankara'nın orta yerinde, bakın burası başkent. Yani başkentten nedir? Yani düzenin kurallar içerisinde işlediği bütün dünyada ama. Güvenliğin, sağlık hizmetlerinin, eğitimin en iyi olduğu yerdir. Yani görünür. Büyükelçilikler burada. Dünyanın gözü burada. Bütün dış basın burada. Burada olması lazım yani. Evet. Yani işte gidip başka bir yerde aramazsınız. Buraya bakarlar daha çok. Büyükelçilikler, dış dünya. Burada Ankara'nın orta yerinde yani bilinen bir siyasetçi, bir işte suikasta uğradı. Katledildi. Katilin kim olduğunu herkes biliyor. Kırmızı Pazartesi gibi. Ve işte görüyoruz Sincan'da yargıçlar şunu yapmaya çalışıyorlar. Ya bu dava bitsin de birbirlerine bir ceza verelim. Kimse bunu konuşmasın. En görünen davada yargı böyle işliyorsa bizim bilmediğimiz, izleyemediğimiz ortamlarda neler oluyordur? O yüzden bizi izleyen şimdi cezaevlerindeki mahkumlar yani %100 suçlu olsalar bile diyorlar ki biz kader mahkumuyuz. Adalet yok yani anlamında söylüyorum. Evet. Eğitim yok, sağlığa ulaşamıyorsun. Uluslararası ilişkilerde berbatsın. Kimse artık sana bir değer vermiyor. Ne yaptığını bilmiyorsun. Yani Rusya'yla mı ilişkiye geçeceksin? İşte Çin'le mi? Hindistan'la mı? Başka bir yöne mi gireceksin? İşte bakalım. AB'den uzaklaşmışsın Avrupa Birliği değerlerinden. Hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de geldiği zaman gerçekten yani bu ideallerle mi geldi iktidara? Açalım hem parti programını okuyalım hem de seçimle ilgili bilgilerini okuyalım. AB birinci hedefti. İşte 2004 yılında müzakereler başladı. Evet. Tam katılımla ilgili müzakereler başladı. Bugün geldiğimiz nokta. Ya AB bizi sevmiyor. Bizi ondan sonra dikkate almıyor. Mesele bu mu? Yoksa sizin gerçekten bu dediğim değerlerden uzaklaşmanız mı? Demokrasi değerlerinden. Anayasa Mahkemesi orada duruyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orada. Bir tane kararına uymuyorsun. Bütün dünyanın Türkiye'nin hukuk devleti olması bakımından değer verdiği işte şey var yani kriterler var. Onun başında sen de üye olduğun sözleşmelere uyman lazım. Bunu yapmıyorsun. Yargıtay bakın dünyanın neresinde iki yüksek yargı kurumu. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay verdiği kararla Anayasa Mahkemesi üyelerini terör örgütüne yardım yataklıkla suçladılar ve suçlu üstüne bulundular. Bu Anayasa Mahkemesi üyelerini. İktidardan bir ses çıktı mı? Hani bakın söyleten iktidar da. En azından şunu yaparsınız bakın hani bu işe dahil değilseniz. Kardeşim yani görevden çekilin. Görevden çekilin yani. Türkiye'deki sistemi dünyaya bu kadar çok yani işte rezil edecek bir biçimde ortaya koyamazsınız. Yargısınız tamam ama bunu da yapamazsınız. Çıkar Adalet Bakanı diyor ki evet ben anayasa uyarınca bu Yargıtay üyelerinin güvencesine bir şey söyleyemem ama kusura bakmasınlar bu Yargıtay üyeleri de görevden çekilsinler.
Yok öyle bir şey. O yüzden biz, bakın biz bütün bunları vaat ediyoruz. Bütün bunları. Ha, ben buradan bir daha sesleniyorum. Bizde hafıza var bakın. Yani solda, solun en büyük değerlerinden bir tanesi hafıza sahibi olmaktır. Unutmamaktır aynı zamanda. Bunları biz de unutmayacağız yani. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ya, yani seçilmiş, yenmiş, seçilmiş, yenmiş. Yani bütün o Adalet ve Kalkınma Partisi insan erdoğan kimyasını bozmuş. Demokrasinin kılıcı gibi kafasında işte istinafta onanacak mı, onanmayacak mı? Ya böyle bir siyaset tarzı var mı? Şunu Adalet ve Kalkınma Partilerine söylemek isterim. Bildiğim için, takip ettiğim için ve yardım ettiğim için söylemek isterim. Sayın Erdoğan işte Siirt'te yaptığı bir konuşmadan dolayı Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Tamamen ifade özgürlüğüydü. Bugün aynı görüşteyim. Mahkum oldu. Belediye başkanlığı düştü. 4 ay yattı. 40 yıl yatmış gibi muamele gördü. Halen yani. Sanki müebbet ağır hapis cezası almış. Tamam mı? Yani kadar mahkum oldu, her şey oldu. Ona özgü bir cezaevinde yattı yani. İstediği bir cezaevinde yattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, şu anda Yargıtay üyesi oldu. Oranın o zaman savcısıydı. Her şey oldu. Yani ona sağlanan imtiyazlardan sonra cezaevinden çıktı, partisini kurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Seçime girdi. Ama yani yasaklı hale geldi. Milletvekili adayı olamadı. Partisi iktidar oldu, kendisi milletvekili olamadı. Abdullah Gül başbakan oldu. Hatırlayalım, hafıza açısından söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken. Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'ın önderliğinde anayasayı değiştirdi ki o siyasi yasak kalksın. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Herkese siyasi yasak. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ifade özgürlüğü nedeniyle kaç tane milletvekilinin parlamentoda bizzat onların el kaldırmasıyla ve Erdoğan talimatıyla, bakın, milletvekillikleri parlamentoda düştü. İşte Can Atalay. Yani kendisi parlamentonun kararıyla siyasete dönmüş. Bakın, ve o zaman yani onun ceza aldığı zaman da halkı kim ve düşmana tahrikten ceza almıştı. Ve bu şiddet eylemi sayılıyordu. O nedenle Yüksek Seçim Kurulu seçime giremezsin, milletvekili olamazsın dedi. Bakın, şiddet eyleminden, anayasanın 83. maddesinden, 84. maddesinden tanımlanan şiddet eyleminden ceza almıştı. Ve bu parlamento anayasayı değiştirdi, o cümleyi oradan çıkardı, yeniden yargılandı, hakları iade edildi, Siirt'ten milletvekili oldu. Şimdi kendisi liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi güncel bir şeyi söylüyor. Yani bu son 7 yılda, 8 yılda cezaevine atılan milletvekili düşünen milletvekili söylemiyorum. Şu anda güncel. Hatay milletvekili seçilen Can Atalay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla milletvekili düşürüldü. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen. Parlamento bu koşullarda açılıyor. Gündem bunlar olacak. Böyle bir ağır gerçekten hukuksuzluk dönemi var Türkiye'nin yaşadığı ve bütün bunların üzerine derin yoksulluk, derin yoksulluk ve insanların yani açlık sınırında yaşadığı, asgari ücretle açlık sınırında yaşadığı bir ortam. Evet. Peki, yani birçok sorun var. Sizin de hani başlıklarla belirttiğiniz. Fakat bunlar konuşulmayacak. Anlaşılan o ki dediğiniz gibi tam olarak işte anayasa meselesi üzerinden devam etmeyi düşünüyor iktidar kanadı. Gelecek şimdi Sayın Erdoğan, yani aşağı yukarı konuşmasını tahmin ediyorum başlıklar altında. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Bizden önce Türkiye berbattı. İşte insanların yiyecek ekmeği yoktu. Evlerinde buzdolabı yoktu, çamaşır makinesi yoktu. Ondan sonra kimse okula gidemiyordu, sağlık hizmetleri yoktu, eğitim yoktu falan diyecek. Yani o kendi oluşturduğu algıyı kendi seçmenlerine atmaya çalışacak. Ben soruyorum, bakın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde benim gittiğim 5 köyde 70 kız öğrenci liseye gidemiyor. Bugün de gidemiyor. 70 kız öğrenci. Bunu sadece Diyarbakır için söylüyorum. Diyarbakır'ın bütün içeriği böyle. Artvin'de böyle, Mersin'de böyle.
Taşımalı Eğitim'de bakın sadece bir kalem söyleyeceğim. Taşımalı Eğitim'de sınırı 50 kilometreden 30 kilometreye düşürdüler. Yani 30 kilometrenin üstünde olanlar şeye taşımalı eğitime tabi değildir dediler. Geçen yıl, önceki yıllarda bu sınır 50 kilometreydi. Yani 50 kilometre uzaktasanız işte sizi bir servis aracı evinizden alıyor, okula götürüyor, akşam tekrar bırakıyor. Bunu 30 kilometreye düşürdüler. İşte köyünüz 31. kilometrese gidemiyorsunuz. Ya toplu taşıma yok. Paranız yok servis tutacak. Tabii canım yani bir de kolay ya, değil. Evet, yani servis yani paranız yok. Ne diyorlar? Zorunlu olarak gidecekse pansiyonda kalacaksın. Ya pansiyonda kimse kalmak istemiyor. Pansiyonların ne olduğunu biliyoruz. Nasıl orada ne eğitimlerin verildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi vakıflarla, hangi derneklerle hangi sözleşme yaptığını biliyoruz. Göndermek istemiyorlar. Taciz, tecavüz, insanların kendi iradesi dışında bir eğitime tabi tutulması nedeniyle gitmek istemiyorlar. Evet. Hayır, zorunlu olarak oraya gideceksin. Şimdi bir hükümet, bakın yani Türkiye büyük bir devlet yani sonuçta. Coğrafi olarak da büyük. 81 ili var. Yani işte toplumsal olarak farklılaştığımız gelenek görenekler var. Yani siz Edirne'de uygulayacağınız bir programı gelip işte Artvin'de uygulayamazsınız. Coğrafi olarak uygulayamazsınız yani en azından. Ama bir yönetmeyi çıkartıyorlar, 81 ili buna tabi tutuyorlar. 81 ili. Yok böyle bir şey gerçekten. Böyle bir yönetim tarzı dünyada kalmadı yani. Bununla insanları zorla eğitimden uzaklaştırıyorlar ve yoksullaştırıyorlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi sistemin dışına itiyorlar. İşte daha geçen gün araştırmaları beraber okuduk. Üniversite mezunu öğrenci şeylerin, gençlerin dörtte biri ne İslam'da, üçte biri ne de eğitimde yani. Evet. Değiller yani sonuçta. İşsizler. Gidelim. Yani şimdi bu caddeye çıkalım. Bakın işte burası Ankara Çankaya. Yani işte Türkiye'nin en işte iyi ilçesi diyelim. Eğitim bakımından, sosyalleşme bakımından. Çıkalım şimdi buraya. İki tane gence soralım. Liseye gidelim. Ne yapmak istiyorsun? Liseden sonra %80'i yurt dışına gitmek istiyorum diyecek. Yani umutsala gelen, geleceği bakımından Türkiye'de bir gelecek görmeyen bir genç kuşağımız var aynı zamanda. Onun dışında yani şunu söyleyebilirim. Sanayiciler, ondan sonra ticaret yapanlar, herkes kabuğuna çekilmiş. Aman kimse yani şey yapmasın. Yani işte bu dönemi hasarsız geçireyim diye. Mehmet Şimşek de en yakın bulduğu şey şu yani kesim. Sonuçta vergisini ondan sonra ticaretini düzgün yapanlar. Onlardan daha fazla vergi nasıl alabilirim? Nasıl üzerine çökerim? Bütün meselesi bu. 22 yılda yani devletin, bu devletin sattığı mal varlıkları son işte 7-8 yılda nasıl ne hale geldiğimizi biliyoruz. İşte kamu özel işbirliği projeleri bilmem neler. Halen hazineden aktarılan büyük rakamlar. Bunlara hiç dokunmuyor bakın. Kendisinin mesul olduğu, Maliye Bakanı iken mesul olduğu bütün ve bu projelerde kendisinin imzası var. Tümünde imzası var. Onlarla ilgili bir tek cümle ettiğinizi gördünüz mü? Kütahya Havalimanı ile ilgili olarak veya Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak veya işte bu işte şehir hastaneleri ile ilgili olarak yani hasta garantili şehir hastaneleri ile ilgili olarak bir tek cümle, bir tek kelime bunların işte sözleşmelerin gözden geçirileceği, yeniden masaya oturacağı, işte kamu zararının aşağı çekileceği noktasında bir tek cümle duymadık. Neyi duyuyoruz? Serbest çalışanlara, avukatlara, doktorlara, işte göz önünde olan işte tüccarlara nasıl daha fazla vergi alırım? Türkiye'nin en önemli şeyi yani böyle görünen sektörü İslam bakımından da ve ihracat bakımından da tekstil.
Hani bütün bunlar nasıl ilgili hale geldin? Diyarbakır milletvekiliyim. Sonuçta tekstil sektörü Diyarbakır'da böyle parlayan bir yıldızdı. Tekstil organize sanayi kuruldu. İhsas. Gerçekten de görkemli fabrikalar yapıldı orada. Önemli teşvikler verildi. 76 fabrika var Diyarbakır'da. Yani tam kapasite çalışırsa binlerce insan çalışacaktı orada. Fabrikaların birçoğu kapandı. Bakın. Açık olanlar da %30'la, %20'yle çalışıyorlar. Bu sadece Diyarbakır bakımından böyle değil. Türkiye'nin bütün tekstil sektörü bakımından böyle. Yaptığı, yani işte bu işte kur politikaları, ekonomideki tıkanmışlık nedeniyle bütün o dünyadaki marka zincirleri, Türkiye'deki üretimlerini Mısır'a kaydırdı, Pakistan'a kaydırdı, Fas'a kaydırdı, Cezayir'e kaydırdı. Dolayısıyla Diyarbakır'daki, sadece Diyarbakır'daki organize sanayide yani 5000 işçi son 3 ayda, 4 ayda işsiz kaldı. 5000 kişi. Bunları hiç konuşmuyoruz. Ve sonuçta gezdiği zaman işte Adalet ve Kalkınma Partili bakanlar, yetkililer, bu böyle daha devam edecek. Ya biz bunun mesulü değiliz ki. Yani siz bir hükümeti başka bir siyasi partiden devralmadınız. Siz yaptınız. Sadece kur korumalı mevduat nedeniyle, bakın, yani bütçe açığının ve Merkez Bankası kaynaklarının ne kadar açık verdiğini biliyoruz. Bakın, bir yanlış işlem nedeniyle. Üstelik bütün uyarılara rağmen yaptılar. Evet, bütün bunları yaptılar. Yani bütün her alanda Türkiye en berbat noktaya geldi, getirdiler. En berbat noktaya. Şimdi işte efendim biraz daha çekeceksiniz. Biz lider ülkeyiz. Dünyaya gider posta koyarız. Yani bir de şu iş milletlerde gidiyorsun, konuşuyorsun. Kim ciddiye alıyor Allah'ını seversen yani? Kim alıyor gerçekten yani, ne yani? Ya kendi iş barışını sağlamamışsın. Bütün komşularıyla kavgalısın. Birisiyle barışık bir ortamın yok. Yani kimle ne zaman ne yapacağın belli değil. Sonuç itibariyle Türkiye, bakın yani böyle gerçekten dış politikada onurlu bir ülkeydi yani. Yani dikkate alınan bir ülkeydi. Evet. Yani bir NATO üyesiydi ama aynı zamanda Rusya'nın dikkate aldığı ilişkilere sahipti. İslam dünyasında, Arap dünyasında saygındı. Kafkaslarda öncüydü. Yani bir şey dediği zaman bir sözü dikkate alınırdı. Şimdi kim dikkate alıyor Türkiye'yi? Bir taraftan S-400 alıyorsun, diğer taraftan F-35 ile ilgili olarak ABD'le pazarlık yapıyorsun. Yani bunu yani çocuğa sorsan, tamam mı? Evet. Çocuğa sorsan der ki ya yani olmaz böyle bir şey der yani. Bir taraftan senin AB hedefin var, tırnak içerisinde vazgeçmişsin. Diğer taraftan işte Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın, Güney Afrika'nın işte ortak olduğu bir lige girmeye çalışıyorsun. Ve bunu bakın, böyle bir lige girmeye çalışırken de yani kamuoyu önünde tek bir açıklama yapmıyorsun, parlamentoda tartışmıyorsun. Yaptım mı? Yaptım gitti diyorsun yani. Başvuru yapıyorsun. O başvuruyu neden diyoruz? O yüzden kimse ciddiye almıyor. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan duyuyoruz. Ha, kapıyı da kapattık dediler. Evet. Yani bu kadar çok, bakın, bu kadar çok itibar hale gelen başka bir dönem var mı? NATO üyesisin. Aynı zamanda NATO'nun öncü gücüsün. Asker bakımından vazgeçilmez gücüsün aynı zamanda. Ama işte onun birinci aktörü olan ABD ile ilişkilerini en dibe sokmuşsun. Rusya-Ukrayna savaşında ne yaptığın belli değil. Yani savaştan mı yanasın, Rusya'dan mı yanasın, Ukrayna'dan mı yanasın, o belli değil. Ya bunlar görülmüyor mu gerçekten? Yani onlar görmüyorlar mı yani? Şimdi onlara bir akıl yok mu? Tutumunu bir şekilde ortaya koyarsın. Ya desin ki ben Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz nedeniyle ve sınırların nedeniyle savaş istemiyorum dersin. Masayı yumruğunu bu şekilde vurursun. Bir taraftan Ukrayna'ya destek olacaksın, diğer taraftan işte Rusya'ya ilişkiye devam ettireceksin. Herkes de biliyor ki yani bütün bu meseleler sonuçta senin ciddiyetini, senin itibarını en dibe iter. Mesele bu. Şimdi bu
Galip Ensarioğlu'nun damadı kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrasında tutuklanıyor. Aynı gün serbest bırakılıyor. Buna da bir değinmek lazım galiba, değil mi? Ne diyorsunuz? Yani şimdi yani Diyarbakır milletvekili. Tabii. Diyarbakır milletvekiliyim, evet. Tabii ki. Yani ben Galip Ensarioğlu'ndan önce damadının babasını tanırım. Yani Diyarbakır'da yani onu tanımayan gerçekten de kimse yoktur yani böyle. Çok değerli ve çok güvenilir bir şeydir. Yani esnaftır, tüccardır aynı zamanda. Yani sözü senettir. Onu söyleyebilirim yani. Evet. Dünürü işte. Damadın Galip, babası yani. Damadın evet. Babası yani Galip Bey'in dünürü. Ben Galip Bey'i tanımadan önce kendisini tanırım. Dolayısıyla yani böyle bir şeyle alınmış olmasından son derece üzüldüm gerçekten. Yani şunu da söyleyeyim yalnız. Yani dosyanın koşullarını bilmiyorum gerçekten. Ama yani bu yargının bu düzende verdiği her iş yani böyle doğrudur. İşte hemen inanacağız da demem yani. Onu da söyleyeyim. Ben dediğim gibi yani damadının babasını Diyarbakır'da yani tanımayan yoktur. Çok güvenilirdir. Yani sadece Diyarbakır bakımından söylemiyorum. Çok güvenilir bir şahsiyettir kendisi. Hiçbir yani böyle bir ilişkiye bugüne kadar yani en azından 30 yıldır 30 yıldan fazladır ben tanırım. Hiçbir zaman böyle bir ilişki içerisinde olabileceği bir işle alınmamıştır yani. O yüzden de yani elbette yani bu dosyanın koşullarını suçlamada kişisel bu dosyanın koşulları bakımından da yani nedir ne değildir yani şu anda gerçekten de bilmiyorum ama yani bunlara tevessül edebilecek bir ilişki ağına sahip değildir yani ben ona şeyi bakımından damadım babası bakımından bunu söyleyebilirim. Evet. Çünkü çok uzun zamandan beri tanıyorum kendisini. Bütün Diyarbakır'da yani her görüşten insan, bakın her görüşten insan ona kefil olabilecek durumdadır yani. Her görüşten insan. Peki, şimdi bir önümüzde başka bir sıra örnekler var yani güncel. Bunlar evet. Hani yani oğlunun makam arabasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkan AKP Adana Milletvekili Ahmet Zembilci partisinden istifa etti. Gazeteci Elif Çakır gözaltına alındı ve bırakıldı. Ya bakın bunlar işte yani, şöyle bir şey. Bizim böyle işte, örnekler var. Evet var mı uğraşıyoruz. Bakın şöyle yani kimseyi çocuklarıyla terbiye etmesi bu düzen yani. Zor gerçekten yani. Yani sonuçta ya da yakınlarıyla, akrabalarıyla terbiye etmesin. Zor şeyler. Yani ben Adana milletvekili bakımından da bilemiyorum tabii. Yani gerçekten ne var ne yok ama onurlu bir hareket yapmış. Onu söyleyeyim. Yani bu yansıdıktan sonra partisinden istifa etmiş yani. Bu son derece şey yani doğru bir siyasal tutum aynı zamanda. İşte bizim Edirne milletvekilimiz de o da sonuçta hani böyle bir iddiayla karşı karşıya kaldı kendisi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti yani milletvekili bakımından. Şunu söyleyeceğim, bakın yani hakikaten milletvekilliği yani çok özel bir görev yani sonuçta. Yani işte sonuçta yasama faaliyeti yapıyorsunuz ve seçiliyorsunuz yani halkın oylarıyla seçiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bu parlamentonun milletvekili itibarı bakımından da olmaması lazım. Yani bütün bunların hiçbir zaman konuşulmaması lazım. Yani seçimin de bu değerler üzerinden yapılması lazım. Milletvekili seçimlerinin adaylıklarının bu değerler üzerinden yapılması lazım. Ama parlamento şimdi işte görenler işte kriminal işte ortamların yaşandığı işte cinayetlerin azmettiricilerinin parlamentoda olduğu bir ortam veriyor Türkiye aynı zamanda. Yani parlamento gördüğünüz zaman şey diyorsun yani itibarın en dibe düştüğü bu parlamento bakımından bir dönemde de yaşıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Bununla bağlantılı olarak geçtiğimiz yasama döneminde
Yani işte hangi kavgaların yaşandığını gördük. Ya sokakta bile kavga olmaz ya. Yani sokakta böyle kavga olmaz yani. Evet. Bakın ben şunu bir kez daha ifade edeyim. İşte benim annem 86 yaşında hacı. Hani eskiden biz ne söyledik çocuklarımıza? Oğlum bak yani sakın bir kavgaya karışma, bir şey olmasın falan filan. Eve erken git. Tamam mı? Hı hı. İşte sağda solda dolaşma falan. O kavgayı görünce annem televizyonda izlemiş. Baktım cevapsız çağrı telefonunda. Neyse annem beni aramış. Aklıma da gelmedi gerçekten bu nedenle arayacağı. Aradım. Telefonu şeydeydi işte benim kuzenimdeydi. Annemin yanında. Dedi Hacı Ana dedi namaz kılıyor dedi. Neyse bir iki dakika sonra aradı beni. Oğlum nasılsın dedi. Haydi dedim anne ne oldu? Dedi oğlum ne olursun kavgaya karışma. Yani o yaşta o refleksiydi. Aynı refleksi daha yani, doğrusu. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani bakın yani parlamento genel kurul annemin bana öğütünü yani. Ya. Biz hani yasa yapıyoruz. Anayasa yapıyoruz. Ondan sonra iyi misin diyor bana. Ya. Annem bana diyor ki iyi misin? Parlamentodayım, genel kuruldayım. Milletvekiliyim. İyi misin? Senin bir şeyin yok değil mi? Kurban olayım dedi kavgaya karışma. Türkiye'ye yani bunu yaşatıyoruz. Kendi yakınlarımıza bunu yaşatıyoruz. Bu parlamentoda. Alpay bu. Şeyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Yani böyle genel kurulda falan filan. Bir dahaki dönemde işte biraz iri yarı gençleri falan filan milletvekili yapalım ki. Yani işte kavga olduğu zaman da dayak yemeyelim. Parti grupları bunu konuşuyor ya. Alpay bu dönemde var ama değil mi mecliste? Var tabii evet var. Yani hayır bak bunun konuşulduğu. Tedbir almak lazım. Yani. Bakın bunun konuşulduğu bir parlamento düzeni olur mu ya gerçekten? Evet. Yani işte iri yarı ondan sonra işte kavga edebilecek ya da yakın dövüş konusunda uzman milletvekili. Bakın bu ciddi konuşuluyor gerçekten. Parlamento bu duruma gelmişse Türkiye'de ve bütün dünya Türkiye'deki parlamentoyu, genel kurulu bu kavgalarla anıyorsa nasıl itibar olacak? Neye itibar olacak yani? Bir konuyu kendi içerisinde müzakere edemeyen, konuşamayan, birbirini dinlemesini bilmeyen, ya parlamentoda ağır eleştiri olur. Olur yani. Sonuçta o kürsü millet adına sizin her şeyi söyleyeceğiniz dokunulmaz bir kürsüdür. O nedenle işte dokunulmazlık var. Yani o kürsü için var aslında yani. Yani dışarıda söyleyemeyeceğini millet adına, halk adına aldığın yetkiyle orada söylemek için var. Rahatsız edebilirsin milletvekillerini işte. O tahammüle sahip milletvekilleri orada olacak. İnsanlar milletvekili sıfatlı orada olacak. Tahammül edecek yani. Kızacak belki ama gidip yumruk atmayacak. Oraya. Ve o olgunluğu gösterecek. Şimdi sen bu olgunluğu şeyde gösteremiyorsan, yani bulunduğun yerde gösteremiyorsan, milletvekillerinin birbirini darp ettiği, kürsüde öldüğü, kaşının gözünün yarıldığı bir görüntü veriyorsan Türkiye'ye, okulda da kavga olur, sokakta da kavga olur ve kimse senin şeyine, parlamentona itibar etmez. Niye bu hale geldi parlamento? Bakın söyleyeceğim mutlaka eskiden de kavga vardı işte yani, evet, yani vardı kavga yok. Ama yani böyle değildi gerçekten yani sonuçta saygı vardı, selam vardı, hürmet vardı milletvekilleri arasında, bu vardı. Şeyi merak ediyorum mesela bu tür bütün büyük tartışmalar sonrası koridorlarda birbirinize karşılaşıyorsunuz. Hava nasıl? Var mı mesela? Yok soğuk ya. Tavır devam ediyor. Tabii ediyor tabii şeyler. Ki. Yani o eskiden derler ya bunlar içeride kavga ederler dışarıda oturulu çay içirler. Öyle bir hava yok yani. Yok yani. Ya, kalmadı yani. Yani. O toplumdaki kutuplaşma, ayrışma, nefret söylemi sonuç itibariyle parlamento yansıdı. Ya da parlamentodan topluma yansıdı aynı zamanda. Olmuyor yani o kulisler falan filan da böyle çok ortak değil yani. Sonuçta hani bizim kullandığımız kulis Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber olduğumuz kulis değil. Ayı kulisler, Milliyetçi Hareket Partisi var ama yani birbirine selam vermeyen, yandan geçtiği zaman gözünü kaçıran bir ortam var yani sonuçta.
orta yerde. Bu kadar çok yani toplumun en önde olması gereken, buradan işte bütün topluma mesaj vermesi gereken genel kurul, genel kurul ortamı, söylem böyle bir şey yani. Sen eğer milletvekiline tahammül edemiyorsan, sözlerine tahammül edemiyorsan, dışarıda insanlar nasıl birine tahammül edecek? O kürsüde konuşmaya tahammül edemiyorsan. Bakın ne diyorum, rahatsız edici olabilir, kabul etmeyebilirsin. Zaten o kürsü bunun için var yani. Rahatsız edici sözleri söylemek için var. Yani senin işte normal gördüğün, ondan sonra işte herkesin kabul gördüğü sözler için değil. En aykırının, yani en aykırının söyleneceği kürsüdür orası aynı zamanda. Kimsenin kabul etmediği veya duymak istemediği. O yüzden milletvekillerinin işte sözleriyle ilgili olarak mutlak bir dokunulmazlık var. Ama yok işte sonuçta o dokunulmazlık kağıt üzerinde, anayasa üzerinde. Yani size belki orada konuştuğunuzla ilgili olarak bir ceza davası açılmaz. Orada konuştuğunuzla ilgili. Ama gözünüze yumruk yersiniz yani. Evet, tabii bu dokunulmazlık meselesiyle ilgili olarak CHP yöneltilen eleştiriler de var biliyorsunuz yani geçmişle. Tabii ki ya olarak. Şimdi şöyle bir şey yani şeyden geçmiş yani bugünden geçmişe baktığımız zaman vallahi yalvardık. Vallahi yalvardık genel başkanımıza. Yalvardık yani ya. Kemal Bey'e. Evet, vallahi yalvardık. Evet. Peki ne oldu yani? Onu yalvardık. Ben kendi adıma söylüyorum yani. Aha. Ya yapmayın bakın, yapmayın yani yapmayın. Niye böyle bir şeye destek verdi? Yani milletvekilleri, işte bir kısım milletvekilleri, yani böyle isimlerini vermek istemem tabii kimseye, bir cevap hakkı doğuracak şey yapmak istemem. Bir kısım milletvekilleri genel başkanımız üzerinde gerçekten de şey yaptılar, yani bir baskı mekanizması da kurdular. Şu söylendi o zaman, efendim bu eğer biz oy vermezsek şeye gidecek, referanduma gidecek. Orada işte kesin kabul görecek. Türkiye ayrışacak. Zaten ayrışmış yani. Biz bunun niye sorumlusu olalım yani? Niye sorumlusu olalım? Bırakalım halk kendisi karar versin yani. Eğer gidecekse referanduma, bu anayasa değişikliği dokunulmazlığın kaldırılması noktasında. Bırakın halk versin. Niye biz bu anayasa aykırı, hukuka aykırı, adaletsiz bir anayasa değişikliğine evet diyeceğiz? Nitekim milletvekillerimizin yani İşte en az 110 milletvekili şey yapmadı yani. Girmedi yani. 16-17. Kemal Bey daha sonra bir pişmanlık ifadesi kullandı mı? Kullandı da? Tabii ki yani sonuçta. Hani şöyle söyledik bakın yani ben tabii bir polemik olsun diye söylemiyorum. Ya tamam yani dediğiniz doğru, milletvekillerinin yani işte dokunulmazlığı sadece parlamentoyla ilgili olması lazım. Ama ne zaman olması lazım bunun? O, evet yani kural bu olması lazım. Biz yani milletvekili olduğumuz zaman da dokunulmazlık istemiyoruz diye partimize şey vermiştik, dilekçe vermiştik. İyi de yani bu yargı düzeninde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı bu yargı düzeninde, bağımsız ve tarafsız olmayan bu yargı düzeninde nasıl biz yani kendimizi bu yargı düzenine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu düzenine şey yapacağız, teslim edeceğiz. Ne oldu işte biz kaldırdık Deniz Weberoğlu. Yani ondan sonra Eren milletvekilimiz. Hı hı. Yani hepsi sonuçta bunun mağduru oldu. Ben de yargılandım. Benim yargılandığım dosyalarda neler yaşandığını kendim biliyorum. Dokunulmazlığım kaldı ve yargılandım yani. Ne baskıların yapıldığını bakın, ne baskıların yapıldığını, mahkemelere hangi baskıların yapıldığını bizzat biliyorum. Hani bir an evvel bunun işte dosyasını tamamlayın ve ceza verin, milletvekili düşsün diye. Tabii. Yani bunu muhalefet için yaptılar tabii. Yani Eren Tabii ki yani. Yani şöyle yani yargılandık, bizler de yargılandık. Yani bunu genel başkanımız o zaman söyledik bizler. Yani bakın bu yargıya bizi amanet etme. Hepimizin dosyası var. Ve ilk şey oldu işte Enis Berberoğlu sonra ağır bedel ödedi yani sonuçta. Diğer mi işte Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ. Tabii DEM Partililer. DEM Partililer yani, şimdi halen hapisteler yani sonuçta. Rejim değişti gerçekten. Bakın şöyle rejim değişti. 4 Kasım 2016'dan sonra yani o operasyonlardan sonra Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ 14 milletvekiline aynı anda yapılan İdris Balüken'e yapılan operasyondan sonra rejim değişti.
Nisan ayında, 2017'nin Nisan'da sonuçta referandum oldu. Ve Selahattin Demirtaş, etkili bir siyasetçi, cezaevindeydi yani sonuçta. Dışarıda olsa böyle mi olacaktı? Belki daha çok daha etkili. %1'le %2'de değişti yani anayasa, bu rejim. Ve o korkunun üzerinde değişti yani. 15 Temmuz darbesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra dokunulmazlıklarla ilgili işte ortam, 4 Kasım'a başlayan soruşturmalar, 2017'nin Nisan'da anayasa referandumu oldu. Hep üstte geldi yani. Sonuçta yani bu bizlerin, bakın samimiyetimle söylüyorum, parlamentoda dokunulmazlıkla ilgili görüşmeler yapıldığı zaman öngördüğümüz işlerdi. Öngördük bütün bunları yani. Hı hı. Anlattık ama yani maalesef etkili olamadık yani. Evet. Maalesef. Peki birkaç dakikamız kaldı. Şimdi bu dönemle ilgili olarak ne söylemek lazım? Şunu söyleyeceğim. Yani biz tabii ki birçok kanun tasarısı var gelecek. İşte öğretmenlik yasa tasarısı var. Milli eğitimi ve bu öğretmenliği tamamen şeye bağlayan, milli eğitimin düzenine bağlayan, liyakattan uzak bir tasarı parlamentoda. Geçen yasama döneminde tamamlanmamıştı, o gelecek. Yargı paketleri var, gelecek. İşte anayasa tartışmaları var. Türkiye'nin yani yaşadığı diğer gündemler var. Görüşülecek. Yani biz ana muhalefet partisi olarak parlamentoda gerçekten de yani bu halkın yararına olmayan her yasa bakımından etkili muhalefet yapıp onun parlamentodan geçmemesi için çalışacağız. Moral üstünlük bizde, onu da söyleyeyim yani. Parlamentoda moral üstünlük muhalefette. Adalet ve Kalkınma Partililerde milletvekillerinde motivasyon yok. Yani son yerel seçimden sonraki ortamda Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntı içerisinde bir motivasyonlar yok. Dolayısıyla orada etkili bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bize dayatacağı, bu düzenlemelere karşı duracağımızı ve parlamentonun gündemini daha çok belirleyeceğimiz bir yasama dönemi olacak. Evet. Peki, size kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten zor bir dönem. Evet. Yıllardır aslında hep zor dönem, zor dönem tanımlaması yapıyoruz. Ama biraz daha keskinleşecek, biraz daha sertleşecek gibi görünüyor. Özellikle bu anayasa tartışmalarıyla beraber ve iktidarın bütün sizin az önce belirttiğiniz halkın gündemindeki başlıklara kulak tıkamasıyla beraber bu sorunlar biraz daha büyüyüp sizi yani vekiller olarak biraz daha zorlayacak, siyasal partiler olarak zorlayacak, parlamento olarak zorlayacak. O nedenle gerçekten daha sert bir döneme giriyoruz galiba. Öyle, öyle. Hazırlıklıyız. Evet. Hazırlıklısınız yani. Ya bodyguardlar falan hazır diyorsunuz. Siz çalışma yaptınız mı hiç? Yok yani, aman aman. Yani, bana şunu söylemişlerdi, bu da söylemiş olayım. Bana demişlerdi ki yani bir kavgaya hani ben de belki bir dikkate alırlar, ayırmaya çalışın diye aşağı inmiştim. Kavganın olduğu yerlere. Bana bir AK Partili bir hemşerim şunu söylemişti. Abi sakın buralara gelme. Bunlar kendi kavgasını bırakırlar. İlk önce seni döverler. sonra kendi kavgalarla devam ederler. O zaman sizin ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Sayın Sezgin Tarıkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili. Çok teşekkürler buraya kadar geldiniz ve güzel bir sohbet oldu. Parlamento'nun bugün işte açılışı var. Yeni dönemle ilgili olarak. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Sizi burada tekrar görmek isteriz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, evet işte böyle. Biraz da geçmişten de alarak aynı zamanda Sayın Tanrıkulu parlamento ile ilgili hem yani bu şeylerle, örneklerle bugüne biraz ışık tuttu. Hem de bundan sonra ne olabileceği konusunda sohbet ettik. Şimdi kısa bir ara verelim. Saat başında tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz sevgili Telebir izleyicileri. Şimdi bugün tabii İsrail-Lübnan sınırını sıcak tutmamız gerekiyor. Ona göre hareket ediyoruz. Bombardıman var. Ya onu söyleyelim. Kara harekatı ile ilgili olarak evet bir takım açıklamalar söz konusu. Ancak hala kara harekatı yani geniş kapsamlı bir kara harekatı başladı
denilemez. Yani İsrail tabii işte bakanların, savunma bakanının vesairenin açıklamaları var elbette, işte başladık vesaire, ama daha tam böyle fiili olarak böyle bir durum değil, ancak sınıra çok yakın bazı bölgelerde bir takım hareketlenmeler olduğunu söyleyebiliriz. Peki, şimdi bugünkü konularımızdan bir tanesi Ordu Korgan'da maden arama çalışması için sondaj yapmak isteyen bir şirket var. Yapma girişimlerinde bulunan bir şirket var. Daha önce engellenmişti, iki kez engellenmişti ve köylüler üçüncü kez engel oldular bu şirkete. Şimdi Ordu Çevre Derneği Başkanı Sayın Ertuğrul Gönül bizlerle birlikte ve kendisinden ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşanıyor bunu anlatmasını rica edeceğiz. Günaydın Sayın Gönül. Günaydın. Evet. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Neredesiniz şu anda tam olarak ve ne oluyor tam olarak? Yine biz daha önce de bağlantı yapmıştık aslında sizlerle. Dolayısıyla önceki eylemde bir şey vardı. Yani şirketin hani bu sondaj yapma girişimleriyle ilgili bir şeyiniz vardı sizin de. Karşı koymuştunuz. Bir de oradan da anlatarak, yani bu tarafa doğru gelebilirseniz, tam olarak ne yapmaya çalışıyor bu şirket orada ve kim yardım ediyor bu şirkete? Şimdi bir ay kadar önce başlamıştı Taş Zemin Madencilik diye bir şirket var. Burada sondaj yapan şirket. Burada sondaj başlamadan önce işin aslı bir MERA olmasından dolayı da bir MERA kurulunun karar vermesi gerekiyordu. MERA kurulu ilk başta burada almış olduğu kararla burada herhangi bir çalışma yapılamaz. Bu yayların bütünlüğünü bozacaktır, zarar verecektir. Ve hayvancılık yapılmasından dolayı da burası olumsuz etkilenecektir, bir rapor verdi. Daha sonra 3 ay gibi bir zaman sonra da rapor tersine döndü. İki kişi şer koydu. Buradaki birinci MERA kurulunun kararına ters bir karar olmasından dolayı da hayır dendi. Burada sondaj çalışması başladı. Başladıktan bir hafta sonra falan da oradaki yurttaşlarla birlikte yani Korgan, Aybastı, Kabataş'taki bu üç ilçenin ortak alanı esasında bu Perşembe Yaylası. Yani tek bir yayla değil, birçok yayla içerisinde alan, ama özelliği oradaki Perşembe Yaylası dediğimiz yerin Menderes'lerle olması daha önemli. Şimdi burada dedik ki biz durduralım bu şeyi, sondaj çalışmasını. Ortak karar alındı ve gidildi. Daha sonra bu çalışma sırasında milletvekili de vardı Sayın Seyit Torun. Şirket dedi ki tamam biz durduruyoruz bunu. Çünkü o sırada birinci MERA kurulunun kararını tanıyarak biz ikinci MERA kurulunun kararını iptali için bir dava açılmıştı. Davanın devam ettiği sürece ve bitene kadar dedik, sonuçlarına kadar burada çalışma yapılmasın diye. Şirket ilk önce evet dedi ama bir hafta geçmeden tekrar başladı. Tekrar gidildi. İkinci eylemde şirket 3 gün daha ara verdi. Şimdi ise pazar günü gittiğimizde farklı, o zaman içerisinde farklı gelişmeler oldu. Bazı kurumlarla bizlerin dilekçe yazarak görüşmelerimiz oldu. Bazı dernekteki ve buradaki yürütme kurulundaki arkadaşlar bazı bilgilerle geldi bizlere. Nedir o bilgiler? Şimdi anlıyoruz ki yasa gereği Allah ruhsatta da zaten yazıyor. Maden Kanunu 7. maddesi diyor ve kurumlardan ayrıca görüş alınması, bildirilmesi diyor. Nedir o? Örneğin burada sondaj yapılırken su kullanılması gerekiyor. Az da olsa su kullanılması gerekiyor. O görüntüde görüldüğü gibi. Evet.
Bu suyu oradaki derelerden alıyor, Menderes'lerden alıyor. Bu yasaya aykırı. Yani DS'nin görüşü alması lazım bunun için. Sonra burası Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü'nün zamanında ilan etmiş olduğu özel ve genel avlak alan. Yine görüş alınması gerekiyor. Orada da yok. 2022 yılında Vali Yardımcısı Mera Kurulu'nun adına orman 5200 metrekarelik alanı kapsayan orman alanı için izin veriyorum demiş. Onun görevi değil. O Orman Müdürlüğü'nün, Bölge Orman Müdürlüğü'nün alacak olduğu kararla ilgilidir. Valilikle bilgisi yoktur bunun. Sonra burası turizm alanı ilan edilmiş. Turizm Müdürlüğü'nden de bir görüş alınmamış. Anlıyoruz ki sonuç itibariyle şirket sondajı yasa dışı işlerle yapıyor. En son gittiğimizde bir karar aldı. Sondajı durduracağız dedik. Bu yasaya aykırı. Ayrıca bir avukat arkadaşım araştırmalarımızın sonucunda bir dava açılmış Erzincan'da. Aynı bu ordu Aybastı'daki Perşembe Yaylası'nda olduğu gibi bir sondaj çalışması var. Bu sondaj çalışmasıyla ilgili TUMOK bildiğim kadarıyla dava açmış. Gerekçe ise buradaki alanın bütünlüğünü bozuyor diye, buradaki bitki endemik türlerin yok olmasını sağlıyor diye bir dava açılmış. Erzincan İdari Mahkemesi'nde bunu yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Daha sonra bu davaya itiraz ediliyor. Fakat Danıştay da aynı şeyi, birinci Erzincan'daki mahkemenin almış olduğu kararı onuyor. Bu kararı da biz elde ettik ve bunlarla birlikte bu alana giderek dedik ki siz bu durumda yasa dışısınız. Ve ayrıca ikinci Mera Kurulu'nun almış olduğu kararı tanımıyoruz dedik. Çünkü siyasi baskı sonucunda elde edilmiş bir karar olamaz. Objektif değildir çünkü. Biz birinci defa yapılan Mera Kurulu kararı. Alana indiğimizde kararlıydık. Araçların çıkartılmasını istedik. Ama ilk önce şirket yetkilisine şunu sorduk. Sizin elinizde bu belgeler var mı yok mu bize göster. O gösteremedi. Siz dava açtınız dedi. O ayrı bir konu. Elinde bu izinlerle ilgili herhangi bir belge yok çünkü bir başvuru yok. Dedi ki bu alandan çıkmanız gerekiyor. Sonuç itibariyle alandan araçlarını çıkardılar. Sadece sondaj araçları kaldı. Onu da Korgan Belediyesi gelip mühürledi. Şimdi daha öncesine gidelim. Sondaj başlamadan öncesine gidelim. Oradaki olan arkadaşlarımızın anlatması itibariyle alanda daha sonra gezdik. Şirket burada kaçak sondaj yapmış. Onu nasıl anlıyoruz? Kendi beyanları da var, yazılı beyanları. Birincisi şunları anladık. Bir, burayla ilgili 4 tane akademisyen bu alanla ilgili 4 akademisyen arkadaşımızla görüşüp alana geldik. Ve alanda bir aya yakın oldu. Bir inceleme yapıldı. Bir rapor tutuldu. Orada da bu akademisyen arkadaşlarımız burada daha önceden de çalışma yapıldığını belgeledi. Sonra ilk eylemimizde gittiğimizde bu eylemden sonra şirket bizim aleyhimize savcılar suç duyurusunda bulunmuş. Suç duyurusunda bulunan şirket yetkilisi şu ifadeyi kullanmış. Bir yıl öncesinde ve bir yıl daha sonraki yaptığımız sondaj çalışmalarındaki karot çalışmalarını elde ettiğimiz karot çalışmalarını döktüler, zarar verdiler. Evet doğru. Çünkü kaçak yapılan işlemi ortadan kaldırmak için böyle bir eylem yaptık. Ama şirket diyor ki ben diyor zaten bir yıl öncesinde diyor böyle bir kaçak çalışma yaptım diyor. Onu nereden biliyoruz bir yıl öncesinde kaçak çalışma yaptığını? Mera Kurulu'nun almış olduğu ikinci karar sonrası resmi çalışma başlamasına rağmen o bir yıl öncesi daha önceki 9 ay öncesi tarihe dayanıyor. O zaman yasa dışı işlem yaptığını anlıyoruz. Şimdi velhasıl burası ne var ayrıca burada?
resmi olarak başlayan bazı kararlar var. Bir, UNESCO'nun doğal alan için miras listesine girmiş burası. İki, bizim yazdığımız dilekçelerden anlıyoruz ki Turizm Müdürlüğü'ne yazmış olduğumuz bir dilekçe var. Buradaki kültürel varlıklar var mıdır? Var ise nelerdir diye bir dilekçe yazdık. Gelen cevap da yoktur. Fakat diyor, biz burada diyor kültürel varlıkları araştırmak için diyor çalışmaya başladık diyor. Sonra Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazmıştık. Burası sit alanı mıdır? Nereden nereyi kapsardır? Bilgi edinmek istiyoruz diye. Çevre Müdürlüğü de sit alanı değildir. Bunun için çalışmayı başlattık diye. Şimdi burada böyle bir şey var. Sit alanı olmak üzere bir arkeolojik alan olmak üzere dünya. UNESCO'nun listesinde de girmiş. Ve burasının tarihine baktığımızda farklı bir şey daha var. 100 yıl öncesinde burada danışmentleri, yani Türklerin bir Türk beyliği, danışment beyi buraya gelmiş, bu alana buraya yerleşmişler. Burada daha sonra o alanı işgal etmeyen diğer beylikler arasında çıkan çatışmada, savaşta öğrentiye göre 600 üzerinde orada şehit 6 bin şehit mezarı var. Evet. Bu orada koruma altına alınmış. Bir anıt mezarlar var. Danışment Bey'in anıt mezarı var. Anıtı var. Diğer şehitlerin mezarı var. Bu böyle bir yer iken burada altın aramayı bırakın, sondaj çalışması bile bizim elde ettiğimiz rapor, yani akademisyenlerin raporunda buraya zarar veriyor. Nedeni şu: bir kaşık düşünün, onun üst kısmında sular buraya akarak benderesi oluşturuyor. Bunun önünü yolda yaptığınızda, kestiğinizde suyun akışını bozuyorsunuz. Ve bu suyun içerisinde balıklar var, tatlı su midyeleri var. Tatlı su midyesi buranın oluşumunun yüz binlerce değil milyonlarca yıl önce olduğu anlaşılıyor. Yani burası herhangi bir yayla falan değil. Türkiye'de böyle bir yayla yok. Dünyada da çok sayılı böyle bir Menderes'lerin olduğu bir yayla. Ve bu da Türkiye'deki hayvancılığın en fazla olduğu yerlerden bir tanesi burası. Burada 12 ay mera, 11-12 ay mera kullanılıyor. Yani kışın esasında bu rakımlarda 2000 bir rakım burası. Bu rakımda meracılık olmaz ama burada kullanılıyor. Çünkü Menderes'ler sayesinde burada hayvanlar otluyor. Böyle bir değerli yer. Burada büyükbaş hayvanlar var, küçükbaş hayvanlar var. Evet. Burada hayvanlar bırakılıyor, kendi başına meraya gidiyor, yayılıyor ve daha sonra geri dönüyorlar. Böyle bir değerli bir yer burası. Turizmden burada iyi bir gelir elde ediliyor. Hayvancılıktan aynı şekilde gelir elde ediliyor burada. Ve buradaki şirket maalesef burada siyasi baskılar sonucunda bu çalışmayı başlatmış bulunuyor diyoruz. Ama bunu herhalde büyük olasılıkla yasal olarak da iptal ettireceğiz diye düşünüyoruz. Evet. Peki, şimdi böyle bir mücadele yürütüyorsunuz. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani bir şekilde güçlü argümanlarla da hareket edilmesi lazım. Elbette sadece tek ölçüt bu değil. Yani sonuçta bir iktidar mekanizmasıyla birlikte hareket eden bir şirketten ya da sermayeden bahsediyoruz. Buna karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz son soru olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz burada Ordu Ayvaslı Perşembe Yaylası'ndan bahsediyoruz. Çok değerli bir yer. Diğer yerlerde çok farklı özelliklere sahip. Fakat Türkiye'nin her yerinde bunlar var. Yani dün işte biz pazar günü böyle bir eylem gerçekleştirdik. Orada ayın 23'ünde, Ekim'in 23'ünde bir miting düzenliyoruz. Türkiye'nin her tarafında buranın iptali için insanlar gelecek. Kitlesel bir eylem burada miting yapacağız. Sanatçı arkadaşlarımız gelecek. Akademisyen
arkadaşlarımız gelecek bu konuyu anlatmak için. Bir karara buradaki belediye başkanları da istemiyor. Yani onların söylemleri de var. İstenmedi. Alana geldiler zaten. İstemiyoruz burada. Kimsenin istediği yok. Ne yapacağımıza gelince bu şirket buradan gitmeli. Yasal olarak burası bitmeli. Bitireceğiz. Yani burada idari, yani valinin almış olduğu ben burada bunu yapıyorum, bera kanununa değiştirdim demesiyle olacak iş değil bu. Biz kimseyle de, yani orada jandarmalar da geliyor, görevi tabii ki, kimseyle de karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ama birilerinin emriyle bu ülkenin topraklarını parsel parsel sattıramayız. Onlar ilan ediyor, sattırıyor parsel parsel. Her ayda ilanı var. Biz sattırmayacağız. İdari kararlar halkın almış olduğu kararların önüne geçemez. Bir yasal karar da değil. Burası durdurulacak. Dün pazartesi günü sabahtan bana telefon geldi. Başka bir ilçemizde, Mesudiye ilçesinde aynı sonda çalışması, orada da başlamak için gelmiş şirket. Gece yarısı konteynerini getirmişler, araçlarını getirmişler. Beni aradılar, ne yapacağız diye anlattım. Jandarma komutanı gelmiş orayı engellemek için falan. Ellerinde belge istiyoruz. Belgeyi dedim, gönderin fotoğraflarını. Gönderdiler. Bakın bu şirketler aynı burada olduğu gibi, yani Perşembe Yaylası'nda olduğu gibi, Mesulbey'de olduğu gibi, orası da yayla, ormanlık alan. Şirketler köylü, vatandaşı, cahil, hiçbir şey bilmiyor diye sahte belgeler veya konuyla ilgili olmayan belgeler gösteriyor. Biz bunu bildiğimiz için elimize bize gönderdikleri belge sadece bakanlığa başvurmuşlar. Bir ruhsat alınmış, başvurmuşlar ama bu yöredeki, yani Ordu'daki yerel kurumlardan bir görüş alınmamış. Yani görüş yok burada, ellerinde bir belge olmadan. Ve çıkarttılar köylüler oradaki konteynerin alınmalarını sağladı. Evet. Şimdi yani bugünkü iktidar işin açıkçası doğayı 3 kuruş için şirketlere satıyor. Altından bu ülkenin geliri falan yok, gideri var. Çünkü o hani bir slogan vardı, yerin altı, yerin üstü altından değerlidir diye, ki öyle. Bu ovalarda, yaylalarda turizm, ormancılık, hayvancılık, buradan yararlanılan, işte Fatsa var aynı durumdaki ondan, orada da ormanlarımız vardı, bal üretiliyor aynı şekilde. Ordu bal konusunda çok gelişmiş bir yer, burada da bal üretiliyor. Bunların ekonomik değerine bakılınca çıkan altının halka yansımasına daha hiçbir değeri yok. Ama hiçbir değeri yok. En son şundan örnek vereyim. Çanakkale Eurogold Kanadalı şirket orayı terk ettiğinde bu iktidar 750 milyon dolar vererek gönderdi. Aha. Yani bize hiçbir kar yok. Şirketin çıkartmış olduğu altınları beyana dayalı olarak zaten evet, şey yapıyor. Bir şey var işin açıkçası, işgal var. Evet. Ordu'daki işgalden şöyle kısaca bir bahsedersek, evet, Ordu'nun %74'ü madenlerle ruhsatlandırılmış durumda. Bu %76'sı tarım alanları, ruhsat alanlarının içinde %76'sı tarım alanı, %65'i orman, meralar %64'ü meralar. Önemli doğa alanlarının %80'i ruhsat ve koruma alanlarının %91'i ruhsatlandırılmış. Peki biz nerede yaşayacağız? Bir şey kalmadı geriye. Evet. Yani bizim turizm dediğimiz, hayvancılığımızın dediğimiz, oksijeni alacağımız ormanlarımız, onlar ortada yok olduğunda, bir de bu madenler de kirletildiğinde, zehirlendiğinde biz nerede yaşayacağız? Deniz kenarında. Deniz kenarında habire
Devlet dolduruyor, iktidar dolduruyor, belediyeler dolduruyor. Orası da öyle. Şimdi bakın, Giresun'un %85'i, Trabzon'un öyle Artvin'in %75'i, Gümüşhane'nin %93'ü madenlerle ruhsatlandırılmış durumda. Orta ve Doğu Karadeniz özellikle bir işgal altında. Evet. Bu şeye benziyor. Yani bu şeyi tamamlarken Osmanlı'nın son dönemi kapitülasyon dönemiydi. Ve buraya İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, en son Yunanistan'ı gelip işgal etmiştir. Alacaklarını almak için. Şimdiki bu da böyle. Evet. O zaman silahlarıyla geldiler. Bugün silahlarla gelmiyorlar. Sermayeleriyle geliyorlar. Bugün bu ülke işgal altında. Limanlar da öyle. Deniz de öyle. Karadaki de öyle. Bir işgal altında bir kapitülasyonu yaşıyoruz zaten. Resmi olarak da yaşıyoruz bunu. Yani biz kazanmayı bırak, onlar alacaklarını almak için gelmişler ve alıp götürüyorlar. Yani Türkiye'deki işgal durumu resmileşmiş durumda diyebilirim. Anlıyorum. Evet, peki. Çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için Sayın Ertuğrul Gönül. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, sevgili izleyiciler, Ordu Çevre Derneği Başkanı Sayın Ertuğrul Gönül bizlerle birlikteydi. Ve az önce ekranlara da yansıdı, gazeteci Güneri Civaoğlu yaşamını yitirdi. Tartışılacak, tartışılan isimlerden birisiydi. Tartışması gereken isimlerden birisi. Evet, şimdi bu arada Lübnan'dan haberler gelmeye devam ediyor. Hizbullah, Metula bölgesinde İsrail askerlerinin hareketlenmelerini hedef aldığını ve hedefi direkt vurduklarını iddia ediyorlar. Hizbullah'tan gelen böyle bir açıklama söz konusu. Onu da ifade edelim. Bu arada İsrail'in 98. tümeni Lübnan içerisindeki sınırlı harekatın başladığını resmen açıkladı. Tabii 98. tümen nasıl bir tümen? Yaklaşık işte 20 bin kişilik bir mevcudu var. Ve bunun bir kısmı paraşütçü, bir kısmı da komando. Dolayısıyla hani bir hava indirme vesaire, yani karadan da bir girişimi olacak. Ama buna karşılık Hizbullah da İsrail'in bu hareketlenmelerine yönelik bombardıman yaptığını ve de direkt isabet olduğunu ifade ediyor. Gün içerisinde elbette bu konuda biraz daha netleşecektir. Ona göre sizlere bilgileri de aktaracağız Tele 1 olarak. Peki şimdi nereye gelelim? Gazetelere bakalım biraz isterseniz. Hırsız içeride ise kapı kilit tutmaz başlığı var. DP lideri Uysal sözünü sakınmadı. Ankara Haber Müdürü Emin Özgün ile konuşmuş Sözcü gazetesinin. Gültekin Uysal Sözcü'ye konuştuğu başlıktaki tespiti yaptı. İktidarı kötü niyetli olmakla suçladı ve şöyle dedi. Bu ülkeyi kötü yöneten iktidarlar oldu ama devletin okulunu bile temizletmeyen kötü niyetli bir yönetim hiç olmadı. Ekonomi, asayiş, eğitim, sağlık, tarım, aklınıza gelen her alanda çöküş var. Peki, başka nasıl bir başlık var? Bakanlık garibanın yardım parasıyla ders kitabı almış. Milli eğitimdeki skandalı vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Bu işe sosyal yardımlaşma fonundan 8.8 milyar lira alınıp harcandı demiş Doktor Ozan Bingöl. Ve Suriyelilerin iş yerleri mühürleniyor ifadesini görüyoruz. Bu adamı Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Umut Yılmaz attı. Vatandaşlar helal olsun başkan, helal olsun sloganıyla destek verdi. Niye? Suriyeli oldukları için. Yani olması gereken yapıldığı için değil. Evet, hani şeyin sonuçta belediye başkanı olması gereken bir şeyi ama sadece Suriyelilere değil, oradaki iş yeri sahibi her kimse, herkese yönelik olarak olması gereken bir şeyi yapmış. Umarım sadece öyledir. Diğer taraftansa bu Suriyelilere yönelik olduğu için alkış almış. Yani yaklaşım bu
sakat bir yaklaşım ve böyle bir yaklaşım bu. Şimdi birkaç haber bakalım isterseniz. Daha sonrasında bir konuğumuz var biliyorsunuz. Mimar Alev Şahin bizlerle birlikte olacak. Uzun zamandır bir hukuk mücadelesi veriyor, hak mücadelesi veriyor. Yargılanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen bu arada yargılama devam ediyor. Bu konularla ilgili olarak konuğumuz olacak. Şimdi bu Mansur Yavaş'ın adaylık meselesine bir kere daha bir bakalım isterseniz açıklamalarına. Yeşil ışık yaktı yine. Yani Mansur Yavaş sakın beni muhatap etmeyin bunlarla konuşmayacağım diyor. Diğer taraftan da partim beni aday gösterirse aday olurum diyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde bu yıl 27.si düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Festival kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına da değindi. Yavaş, partim aday gösterirse mutlaka kazanacağız dedi. Ülkede şu anda böyle bir gündem yok ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette Cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Yavaş, önceki günlerde düzenlediği basın toplantısında da Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin partimiz aday gösterirse aday oluruz, partinin aday belirleme kuralları bellidir ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Beypazarı'nda vatandaşlara seslenen Yavaş, ekonomi, okullardaki temizlik sorunu ve emekli yurttaşlarla ilgili de konuştu. Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk darboğazda. Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar. Bunun yanında emeklilerin durumunu biliyorsunuz. Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Sevgiyle kalın, güzel günlerde buluşmak üzere, hoşça kalın. Peki Özgür Özel bu konuyla ilgili neler söylüyor? Özgür Özel, tabii gazeteciler kendisine sorular sordular. Lars Klingbeil'in ziyareti sonrasında Almanya Sosyal Demokrat Parti eş genel başkanı ve dediler ki ne diyorsunuz bu konuda? Aynı zamanda tabii Kılıçdaroğlu New York Belediye Başkanı'na Türkiye'nin yapılışında verilen rüşvetle ilgili sözlerine de yanıt verdi Özgür Özel. Bakın neler söyledi. Böyle bir gündem yok ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette Cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Mansur Yavaş'ın hafta sonunda bir etkinlikte söylediği bu sözler CHP içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti şeklinde anlaşılmış ve tartışma yaratmıştı. Yavaş'ın bu sözleri Özgür Özel'e Alman Sosyal Demokrat Parti eş genel başkanı Lars Klingbeil'in ziyaretinin ardından düzenlediği açıklamada soruldu. Özel, Yavaş'ın adaylık açıklamasıyla ilgili sözlerine şu yanıtı verdi. Alman yoldaşları çok sıkmadan iki kısa cevap vereceğim sadece. Birincisi Mansur Bey'in cümlesini ikiye ayırıyorum. Bir tanesi mutlaka kazanacağız, yürekten katılıyorum. İkisi partim aday gösterirse, bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli çünkü İşte CHP'nin birden çok aday olur mu gibi tartışmaların önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Mutlaka kazanacağız derken bahsettiği parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında artık Cumhuriyet Halk Partisi aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Kazanma konusunda mütabakatımız var. Parti adayını belirleyecek. Onun dışında bir aday söz konusu değil ve o adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız. Özgür Özel'e sorulan bir diğer soruysa, Özel'in New York ziyaretinde yapımına rüşvet karıştığı ileri sürülen Türkiye'vi binasına yönelik açıklamasına, CHP rüşveti aklayacak bir parti asla değildir ifadesiyle tepki gösteren CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı oldu. Özel'in bu soruya yanıtıysa şu sözlerle oldu. Bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğüm için genel başkanıma hiç gönül koymadım. Çünkü maalesef Twitter'da sadece bir cümle yer aldı. Türkiye rüşvet verecek bir ülke değildir diye. Oysa ki yaptığım açıklamada biliyorsunuz dün çok sayıda
gazetede de vardı. Almanya'da o gün yaptığım açıklamada, düzeltiyorum, Amerika'da, New York'ta o gün yaptığım açıklamada şunu söylüyorum. Amerika bir hukuk devleti. Orada kimse hukuktan kaçamaz. Suçlu varsa mutlaka cezasını çekmelidir. Eğer Türkiye'den de bu suça karışan varsa Türkiye büyük bir kötülük yapmıştır. O da cezasını çekmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu cümlenin bu tarafını okusaydı o değerlendirmeyi yapmazdı. Maalesef yanındaki yakındaki arkadaşların sadece Twitter'daki bir cümleyi aktarmasından kaynaklandığını düşündü bu mevzu. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Özgür Özel böyle söylüyor. Tabii Özgür Özel'in o günkü açıklamasında bir şey vardı. Farklı bir şekilde sonuç çıkartılabilecek ifadeler vardı. Fakat Özgür Özel'in niyeti o değildi. Ya ondan eminim diyebilirim. Ama kurduğu cümleler başka bir anlamın çıkartılmasına müsait cümlelerdi. Aslında şunu söylemek istiyordu Özgür Özel. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Şu anda Türkiye aleyhinde herhangi bir açıklama yapmak istemem. Ankara'ya dönünce, Türkiye'ye dönünce evet bu konuda neyse hani ağır eleştiri dahil olmak üzere evet bunu yapabilirim. Ama burada bana bu soruyu sordunuz. Ben de bu tuzağa düşmem cevabıydı aslında o. Diye o yüzden mesela işte hani Türkiye böyle bir ülke değildir. Yani işte rüşvet verecek falan filan bir ülke değildir ifadesini kullandı. Ama şunu söylemek istiyordu aslında. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürenler sorumludur. Ve de evet yani eğer böyle bir durum varsa üzerine gidilmeli ve böyle şeylerin tekrar edilmemesi için belki daha dikkatli olunmalı demek istedi. Nasıl düzelttim ama Özgür Özel'in söylediğini iyi miydi? İyiydi gayet. Alev Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Yıllardır yaptığınız eylemler, verdiğiniz bir hukuk mücadelesi var ve devam ediyor bu mücadele. Nereye vardınız şimdi? Nereden başladı? Önce onu da kısaca böyle bir geçelim. Nereye vardınız? Nereden başladığından başlayayım evet. Ben de. İktidarın aslında kamu emekçilerine yönelik bir projesi vardı. Bir geleceksizleştirme projesi. Neden bahsediyorum? Kamudan, devrimci demokrat kamu emekçilerinin tasfiyesine yönelik o halden ve darbe girişiminden önce dillendirdiği bir projesi vardı. Kamuyu bir CEO gibi yönetmek, işte özel okul sahiplerini milli eğitimin başına getirmesi, özel sağlık kuruluşlarına, hastanelere sahip olanların bakan, sağlık bakanı yapılması gibi örneklerini daha sonradan gördük. O halli ve darbe girişimini aslında bir Allah'ın lütfu olarak değerlendirmeleri bu kamudan birlikte çalışmak istemediği, uyumlu biat etmeyen kendisiyle, kendisi gibi düşünmeyen kamu emekçilerinin tasfiyesine yönelik planı bir Allah'ın lütfu olarak darbe girişiminin ardından uygulamaya konulmuş olundu. Ve bir KHK'larla bir gecede binlerce, 123 bin diyebiliyorum, 130 bine yakın kamu emekçisi, bunların 5 bine yakını KESK üyesi kamudan ihraç edildiler bir gecede sorgusuz, sualsiz. Bunlardan biriyim ben de. Evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı Düzce Teşkilatı'nda mimar olarak çalışıyordum. Bu ihracın ardından işimi, ekmeğimi geri istiyorum talebiyle, onuruma sahip çıkıyorum talebiyle Düzce'de bir oturma eylemine başladım. Ve aynı zamanda ülkenin çeşitli yerlerinde, Ankara Yüksel Caddesi'nde, İstanbul'da ve çeşitli illerde kamu emekçileri, yine KESK üyesi kamu emekçileri bu hukuksuzluğa karşı bir mücadele yürütmeye başlatmışlardı zaten. Benden önce başlayanlar da vardı. Bugün burada konuk olmam itibariyle bir yüksel direnişi davası olarak kamuoyu tarafından bilinen ve sadece benim değil, o dönem direnen tüm kamu emekçilerinin, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Mahmut Komluk, Cemal Yıldırım, ben, Selvi Polat gibi isimlerin geçtiği kalabalık bir dosya olarak biz işimizi istediğimiz için kriminalize edilerek bir yargılama süreci içerisindeyiz açıkçası 2018'den bu yana. Yarın da Ankara 28 Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bir duruşması daha var. Bu hukuksuzluğu dile getirmek ve duyurmak istiyoruz kamuoyuna.
Evet. Peki bu mücadelemiz devam ederken yeterli desteği gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Bugüne kadar yani birçok yerde elbette haber oldu. Evet. Diğer taraftan size destek olduğunu ifade edenler de oldu. Ama niye devam ediyor yıllardır bu? Yani nerede hani bir şey var? Bir hata var demeyeceğim ama iktidar belli ki siyasal bir karar olarak yani bunu devam ettiriyor. Nerede eksiklik? Niye bu kadar uzun sürdü bu? Yani şöyle, şimdi biz oturma eylemlerimiz sürecinde aslında oturma eylemi sizin de bildiğiniz gibi çok pasif bir eylem. Evet. Üstümüzde bir önlük, cebimizde her türlü olabilecek gözaltıya karşı kimliğimiz, elimizde bir döviz ya da bir pankartla içimi geri istiyorum yazan taleplerle sokakta oturma eylemi yapıyorduk. Bu evet. Oturma eylemleri gözaltılarla, yerlerde sürüklemelerle pek çok toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa 2911'e muhalefet gibi davalarla karşılaştı. Bunlardan sonuç alınamayınca kabahatler kanununa istinaden para cezaları kesilerek hepimize yüz binlerce lira vergi borçları çıkarıldı. Bunlar da yetmeyince bizim tutuklanma sebebimizde de tenzip zaptında da tam olarak şu geçiyor. Sürekli ve ısrarla eylem yapmak verilen adli kontrol şartlarına uymayarak eyleme mesela, devam etmek. Sürekli ve ısrarla eylem yapmak. Evet. Suçu diye bir şey mi var? Yani, bizim tutuklanma gerekçemiz buydu. Yani yasada böyle bir madde mi var? Bilemiyorum yani ama bizim tenzip sattığımızda aynen bu geçiyordu. Sürekli ve ısrarla eylem yapmak, adli kontrol şartlarına rağmen eyleme devam etmek. Israrımız yüzünden tutuklandık ve bugün biz bu ısrarımız yüzünden yargılanıyoruz. Ve bu ısrarımız yüzünden bence bu dava bu kadar sürüyor. Bir yargı sopası olarak devam ediyor ve sonucunda neye varılmak isteniyor öngöremiyorum ama bir cezalandırma politikası olduğu çok açık. Çünkü bizler iktidara bu dosyanın yargılanan konusu olan kişiler açısından bizler diyorum iktidara bireysel olarak çıktık ve kafa tuttuk. O dönem o hal koşullarında kaç gün gözaltı yaşanılacağının bilinmediği, işkence görüntülerinin servis edildiği bir ortamda kamu emekçileri aralarından 10 kişi çıkıp ülkenin çeşitli yerlerinde kent merkezlerine oturarak iktidarın o korku iklimine teslim olmayacağını söylediler. Ve bu ciddi bir şeydi. Vallahi bugünden geriye bakınca bu cesareti nereden aldığıma ben bile şaşırıyorum ama şöyle bir insanın işiyle ekmeğiyle oynarsanız onu terörle iltisaklı, iltibatlı diyerek ülkesini ve halkını seven kamu emekçilerin işinden ekmeğinden ederseniz tüm kamu haklarından mahrum ederseniz sağlık hakkı, yaşama hakkı, çalışma hakkı ve pek çok şey KYK'lı olmak demek sadece işin atılmak demek değil, gider başka yerde çalışırsın gibi bir şey değil. Sizi terörle itham ediyor. Yani bu insanın onuruna kabul edilebilecek bir şey değildi benim açımdan. Ve biz bunu reddederek sokağa çıktık. Bu politikaları reddettiğimiz için, bence kabul etmediğimiz için ve ısrarla sürekli eylem yaptığımız için bu baskı ve zor politikalarına maruz kalıyoruz. Bu yüzden sürüyor. Destek kısmına gelecek olursam açıkçası bence gerek yani oldukça fazla bir destek aldığımızı halktan, kamuoyundan söyleyebilirim. Düzce ölçeğinde, örneğin Düzce'de bildiğiniz gibi çok da böyle eylemliliklere alışık bir kent değil Düzce. Yani tarihi itibariyle yani. De Kılıçdaroğlu'nun yürürken tezek döküldüğü bir yer orası. Tek adalet yürüyüşünde karşılaştığı kötü bir manzara vardı. Pek böyle şeylere alışık değil hak mücadelelerine. Hele bir kadının sokakta bunu yapması ama ben buradan Düzce halkına teşekkür ediyorum. Onlar beni bağrına bastılar. Diğer yerlerde de pek çok sanatçı Yüksel Direniş'i de iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Pek çok sanatçı oradaydı, vekiller oradaydı filan. Yani ancak tutuklandıktan sonra bunun seyrinin düştüğünü söyleyebilirim. Bir kamuoyu desteğinin azaldığını, yine halkın belirli kesimlerinin dayanışması sürüyor. Ancak yine de o ilk başlarda yarattığımız etkinin devam ettiğini sahiplenme noktasında söyleyemem. Ama biz demokrasi mücadele, ülkenin demokrasi mücadele tarihine naçizane bir katkıda bulunduğumuzu karınca misali düşünüyorum. Bunun yine de halkın yüreğine dokunduğundan eminim diye sorunuzu böyle cevaplayayım. Ben de onu söyleyecektim. Yani şimdi bu sadece Mimar Alev Şahin'in mücadelesi değil, değil mi? Yani binlerce kişi var. Bu arada hani sizden başka neden elbette hani yani
az sayıda insan sizin gibi mücadele veriyor ama evet. Niye mesela bu mücadele çok daha yüksek sesle ve örgütlü bir biçimde devam etmiyor? Yani bu soruya nasıl nereden başlayıp cevap vereyim bilmiyorum ama yani sendikaların da bu noktada, meslek odamızın da bu noktada eksikleri olduğunu düşünüyorum. Yani OHAL koşullarını 10 kişinin göğüslemesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. KYK'larla atılan tek kişi biz değildik. Yani bu bahsettiğim isimler değildi elbette. Yüz binlerden bahsediyoruz. Evet. Aileleriyle birlikte milyonlarca insanı etkileyen bir hukuksuzluktan bahsediyoruz. Korku, baskı iklimine yenilmiş olabilir, etkilenilmiş olabilir diye söyleyeyim. Sendikaların bu noktada bir özeliştir vermesi meslek odamızın da aynı şekilde gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada daha güçlü, daha büyük, daha örgütlü dediğiniz gibi bir mücadele hattı örülmüş olsaydı belki bugün bunları konuşmuyor olurduk. Evet, aslında biraz da hani desteklerken bunu kastetmiştim. Doğrudan hani sendikaya ve odaya yönelik evet. Bir eleştiriniz de var ki dostça bir eleştirimiz evet. Ya dostça veya dostça olmayabilir de evet. Yani sonuçta siz nezaketinizi koruyorsunuz ama ben o kadar şey değilim. Evet. Becerikli değilim. Yani sendikaya yönelik olarak evet yani bunu yapması gerekiyor sendikanın. Tabii. Keza işte odanın da aynı şekilde tabii bunu yapması gerekiyor. Tabii 5000'e yakın üyesi atılmış. Mutlaka bir takım açıklamalar olmuştur. Tabii oldu. Mutlaka bir takım girişimleri olmuştur. Evet. Ama bu meselenin sürekli canlı tutulması gerekiyor. Tabii bir direniş, nasıl? Bir basın açıklaması, bir protestoculukla yapılacak bir şey değildi bu göğüslenecek bir şey. Evet. Bu sürekli ve ısrarlı bir hat örülerek, çeşitli biçimlerle örülerek olması gerekiyordu ama biz bu desteği göremedik ne yazık evet. ki. Yani siz tek başınıza avukatınızla cebelleşiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, ben ve işte davada yargılanan biraz önce isimlerini söylediğim arkadaşlarım. Evet, beraber. Evet, onların da emekleri büyüktür. Hep birlikte yani bir arada zaten direnirken de bir aradaydık. Bunu mahkemelerde anlatmaya çalışıyoruz sürekli. Yani aramızdaki ilişkilerin sosyal bir ilişkili olduğunu Mahmut abi, Acun abla, Cemal abi, Nazan, Mehmet ben gibi isimlerle bir arada karar verip ne yapacaksak yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bunu aramızdaki bağın sendikadan gelen, direnmekten gelen bir bağ olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama ısrarla bir kriminalize etme çabası, bir apaçık ortada olan gerçeği çarpıtma, manipüle etme çabasını ısrarla görüyoruz ne yazık ki. Şey diyorlar mı size de, arkanızdaki örgütü açıklayın? Evet. Diyorlar yani. Kesinlikle bunlar. Var mı öyle bir örgüt? Yani işimi istemek için, onuruma sahip çıkmak için bir talimata ihtiyacı olan biri değilim. Onuruma sahip çıkmak için bir yerlerden bir örgüte ihtiyacım yok. Biz işin ekmeğini isteyen kamu emekçileriydik, direndiğimiz için bir araya geldik. Direnmeseydik biz bu yargının konusu değildik biliyor musunuz? Biz keske bağlı kamu emekçileri cemaaten atılanlar gibi atıldıktan sonra herhangi bir yargılamaya, tutuklamaya, gözaltına maruz kalmadık. Ben neden işten atılmışım? OHAL Komisyonu'nun 7 yıl sonra verdiği red kararında gördüm. Memuriyetten önce yargılandığım bir dava ve sonuçlanmış bir dava memuriyete girerken sonuçlanmıştı ve memuriyetime engel olmadı. Ama ben memur olduktan sonra 7 yıl sonra o dava gerekçesiyle işimden atıldığımı öğrendim. Yani böyle bir kamuya girerken sorun olmuyor ama o halle birlikte bir işten atılma gerekçesi oluyor. Başa dönecek olursam biz bu yargılanan kamu emekçileri solcu, demokrat, devrimci değerlere sahip olan, ülkesini, halkını seven, emekten, halktan yana ranta karşı duran insanlardık ve bu doğrultuda işimizi yürütüyorduk. Bir yargının konusu olmadık. Direnmeseydik yine bir yargı konusu değildik ve idari mahkemelerde işe iade davalarımız sürüyordu. Yani direndiğimiz için yargılanıyoruz esasen. Bunu ortaya koymak isterim. Evet. Direndiğimiz için anlaşılamamazlık halindeyiz yargı tarafından. Niçin direndik, neden direndik? Sizin de söylediğiniz gibi arkada kimler var filan gibi. Oysa hukukun amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır sizin de bildiğiniz gibi. Apaçık ortada olan bir maddi gerçeğin üstünü böyle manipülasyonlarla örtmeye çalışıldığı bir dosya. İnanın iktidar medyasının haber metinleri gibi bir iddianameye sahibiz. Birkaç örnek vermek isterim uygunsanız vaktimiz varsa. Tabii. Örneğin kriminalize etmekten bahsediyorum. Bir apaçık gerçeğe ulaşmak için maddi gerçeğe ne yaparsınız? İşte teknik takipler, dijitaller, evden çıkanlar filan değil mi? Böyle şeyler filan. Örneğin benim dosyamda evimden Evrensel Basın Yayını'na ait
bir kitap alındı dosyada delil niteliğinde. Nedir bu kitap? Gerilla Tanya isimli kitabı. Bakın bu kitap Evrensel Basım Yayın Nazım Hikmet'in üstüne Tanya isimli şiirler yazdı. Sovyet bir komsomol kızı anlatır. Bunun hikayesidir. Ve bu dosyaya nasıl girdi biliyor musunuz? Alev Şahin'in adı geçen örgütün Kırgerilla Birliği'ne şey duydu, sempati duydu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Evimdeki bir kitaptan çıkılan yolculuğa bakar mısınız? Bahsetmek istedim. Ya da Acun Karadağ kızını görmeye Yalova'ya gidiyor. Dosyada aynen şöyle geçiyor. Yapılan fiziki takip neticesinde Yalova'ya gittiği bir kadınla buluştu. Bir ara şu plakalı araca binip bilmem ne kızıyla buluşmaya gitmiş. Bunu bilmiyor mu emniyet? Onun kızı olduğunu biliyor ama böyle bir hani X kişisiyle buluştu. Ya X kişisi dediniz kızınız tapeler. Benim Acun'un kızıyla konuşmam, Acun'un benim annemle konuşması lazım bilmem ne. Yani dosya dediğim gibi maddi gerçeği örtmeye, manipüle etmeye yani okudukça şaşkınlık içerisinde kalacağımız bir iddianameyle karşı karşıyayız. Ya bir takım zorlamalar söz konusu anlaşılan. Peki Anayasa Mahkemesi'nin bir şey var. Anayasal hak kullanımıdır diyor bu eylem. Buna rağmen nasıl devam ediyor? Tamam şimdi Can Atalay meselesinde Yargıtay'ı devreye soktular. Tamam siyasal bir şey. Elbette sizinki de siyasal ve daha az önemsiz değil ama... hiç olmazsa mesela burada o zamanlar bu tartışmalar yokken daha mahkeme dikkate almıyor mu Anayasa Mahkemesi? Anayasa Mahkemesi'ne ait aslında birkaç karar var. Ama bir yüksel direnişle ilgili özellikle bu dosyanın konusu olarak yani bunun bir hak şey demokratik bir hak kullanımı olduğu, bir örgüte bağlı olmadığı, bunu çok açık bir şekilde metinde dile getirmişler. Buna rağmen devam ediyor, evet. Yani bu ülkenin sizin de bahsettiğiniz gibi pek çok diğer konularından bağımsız bir şey değil. Bugün Anayasa Mahkemesi kararları tanınıyor olsaydı, bugün Can Atalay meclisteydi, bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Ama buna rağmen evet devam ediyor. Yani bu hukuksuzluğu neyle tanımlayabiliriz bilmiyorum ama yani ülkede hukuk kaldı mı? Bu da ayrı bir soru sanırım. Sadece yoksullar, emekçiler için hukuk geçerli. Evet. Peki bu şey, yani KHK'lılar içerisinde işe iadesi kendi lehine sonuçlanan kişiler var mı? Var bildiğim kadarıyla. Tabii var. Yani çok ama... az ama. Çok az değil çok mi? Çok az evet. %1 ya da 3 arasında bir bantta bahsediliyor bu 8 yıl sürecinde. Çok az bir yani 130 bini atmışsınız ve böyle bir rakam yani çok şey değil yani hukukun işlediğine dair bize bir umut verecek bir şey değil. Zaten işten atılma sürecimiz hukuksuz. Yani yargısız, şeysiz yani hiçbir şeye dayanmadan bir gecede bir listeler halinde atıldık. Yani KHK'ların hukuksuzluğu buradan geliyor. Bakın 8 yılda ölenler, buna dayanamayıp onuruna yedirenip kansere yakalananlar, intihar edenler ya da çocukları, eşleri bu süreci kaldıramayıp hastalık. Yani pek çok insanın ölümüyle de sonuç. Biz o zaman da diyorduk KHK'lar öldürür, hukuksuzdur filan. Yani bugün bunun sonuçlarını görüyoruz ne yazık ki. Hayatını kaybedenler var, bizim gibi yargılananlar var. Böyle yani KHK'ların hukuksuzluğu bugün de devam ediyor aradan yıllar geçmesine rağmen. Peki son iki dakikamız bu şeyle ilgili olarak ya şu kısa şeyle ilgili mesajınızı da alalım, çağrınızı da alalım bu arada. Yani sendika ve odaya da aynı şekilde tabii, yani tabii. Artık hani orada olmaları gerekiyor. Evet. Yarın 2 Ekim çarşamba saat 10'da Ankara 28 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüksel direniş davası olarak bilinen direnen KHK'ların yargılandığı davanın bir duruşması daha var. Biz buradan tüm arkadaşlarım adına, orada yargılananlar adına hukuk ve adalet isteyen, emekten ve haktan yana olan tüm kamuoyunu, sendika ve odaları, meslek örgütlerini, milletvekillerini, biraz önce Sezgin Bey de buradaydı. Evet. CHP, HDP ve muhalif milletvekillerini bu hukuksuzluğa karşı durduğunu her fırsatta dile getiren vekilleri, partileri, temsilcilerini bekliyoruz. Bu dayanışma sadece benim için değil, sadece bu dosyada yargılananlar için değil, ülkemiz hukuk mücadelesi açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ve yarınki duruşmaya davet ediyorum. Peki. Size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. İmar Sayın Alev Şahin, hoş geldiniz diyelim tekrar ve umarız bu mücadelenizde
başarılı olursunuz. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, şimdi böylece ne yapmış olduk? Programın sonuna gelmiş olduk. Kısa bir ara verelim diyeceğim. Ağız alışkanlığı yok, bitti. Yani program bitti. Biraz sonra Bilge Yurtta Gülen sizlerle birlikte olacak. Gün içerisinde gelişmeleri Tele1'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.